Evet, canlı yayınımız başladı. Şimdi bugün arkadaşlar biliyoruz çok özel bir gece, çok özel bir güzel enerjilerle belki bir şifa amaçlı toplandık. Bugün Instagram'dan biliyorsunuz ki 24 tane arkadaşımızın çekilişini yaptık. 5 tane de yedek arkadaşımızın çekilişini yaptık. Ve şimdi burada belki her birimizin bir tarafını şifalandırmak için buradaki belki şifa talebinde bulunan sevgili dostlarımızla hep birlikte evlerinize misafir olacağız. Bir taraftan kendilerimizi şifalayacağız, bir taraftan kendilerimizi iyileştireceğiz. Bir taraftan da kendimiz iyileşirken de aslında her birinizle ilgili bu halleri, bu bağlantıları inşallah güzelce sizlere yansıtacağız. Fakat şöyle enteresan bazı durumlar oldu mesela. Bazı arkadaşlarımızın şimdi bizim WhatsApp grubumuzda değillermiş. Kura çıktıktan sonra müracaat etmeye kalkmışlar. Onlar alınmadı. Onlar dedi ki siz şimdi bir dahaki sefer yapın. Şimdi bazı arkadaşlarımız kitabı okumamışlar. Herhangi bir kitap okumamışlar. Onları yine almadık. Bazı arkadaşlarımız samimi olarak dediler ki evet biz sipariş verdik. Ama kitap birkaç gündür hani bu sebeplerden dolayı gelemedi. Şimdi yakında yapacağımız yine bir çalışmada dedik ki evet siz varsınız. Öyle yazdım, yolladım. Hatta arkadaşlarım da doğru yazmamışlar. Çünkü doğal olarak da hani bak biz doğru söyledik diye mi almadık diye sistem gelmiş haklı olarak. Arkadaşlarımızdan o anlamda doğru eksik yazıldığı için onların adına da tabii bunu da bildiriyorum. Ama şu var ki bilin ki şimdi hem size dediğim ki o anda bir çekilişte hak kazanıldı ama şimdi bunu bir hayat okulunda düşün. Yani taleplerin yerine geliyor ama senin hazırlıkların eksik. Yani sen avucunu açmamışsın. Yani bizim oradaki kitaptaki konumuz da şu. Ortak dili kullanalım. Yani biz şimdi bir şeye derinlemesine girdiğimiz zaman kulağınız bir şeye dolgun mu? Yoksa hani illa git şunu yap bunu yap değil ama şimdi ikincisi de buraya şimdi davet edeceğimiz insanların telefonu ve bilgileri eğer bizim WhatsApp grubunda üye ise ki bunlara da ücretsiz herhangi bir şekilde sadece ben WhatsApp grubunuz olmak istiyorum. Haftalık seminer, konferans bildirimlerinizi almak istiyorum. Bu kadar yani şeyde hani değil ama şimdi o bizim bir temas. Biliyorsunuz şimdi gerek sosyal medyanın birçok halka açık yerlerinde bir sürü farklı farklı kişiler, insanlar oluşabiliyor. İsmi, şunu bunu gerçek olmayan hani onun için gerçek kişilerle bir çalışma ve şifa yapmak istedik. Onun için niyetimiz odur ki burada samimi bir şekilde bulunan tüm bu şifa dileyen arkadaşlarımızla ve diğer şu anda ekran başındaki an içerisinde şu an ve gelecekteki talepler içerisinde olan arkadaşlarımızın gerçekten talepleriyle buluşabilmesi için hepimiz burada aracı olarak, şifacı ve şifalananlar olarak peki ya da bunun talipleri olarak burada sizlerle birlikte güzel bir buluşma gerçekleştirelim. Şimdi öncelikle bu arkadaşlarım şimdi aslında her bir tanesi bugün kurada çıktılar. Fakat enteresan bir şekilde iki tane ki 1500 küsür zannediyorum 1538 mi 1540 tane falan kişi vardı. Enteresan bir şekilde şimdi iki tane arkadaşım iki kere çıktı buradan. Bir tanesi ben onlardan bir dakika nerede Altunbaş'ı hatırlıyorum soy isim. Nerede Altunbaş? Ha evet Altunsoy. Gizem Altın sen. Sorbaş. Benim hocam. Bu kadar yoğun bir talebin mi vardı? Bak 1500'de bir ihtimal. Evet. İki kere. Vardı. Şöyle ben sabah başka bir meditatif çalışmadaydım. Orada da bir dilek tutun dediler. Ve bunu talep ettim. Dedim ki inşallah akşam Ünal Hoca'nın çalışmasına seçilirim. O nasip oldu gerçekten. Çok şükür. Çok Sen bizi şükür, evet. ne kadar dar zaman takip ediyorsun, neler yapıyorsun? Bir iki cümle Evet. anlat. Tabii ki ben bir arkadaşım vesilesiyle sizi takip etmeye başladım Instagram'da.
Daha sonra işte YouTube'dan videolarınızı izledim. Kaderin Kodu kitabınızı okudum. Ve elimden geldiği kadar da şu dönemde zaten hepimiz evdeyiz malum hani vaktimiz daha bol. Canlı yayınlarınızı hep takip ediyorum. Bugün de böyle bir şifalanma ortamında olduğum için de kendim çok şanslı hissediyorum. Teşekkür ederim böyle bir fırsat sunduğunuz için. Çok şükür. Peki Gizem, talebin nedir? Şu sıra biraz bedensel olarak bazı sıkıntılar yaşıyorum. Yani küçük küçük ama mesela COVID geçirdim 3 hafta falan oldu. Sanki biraz da immün sistemimde sıkıntılar olmuş olabilir diye düşündüm. Biraz böyle bedensel şifalanma aslında talebim. Varsa bir orada tıkanıklıklar, blokajlar biraz onlar üstünde bana şifa olsun. Yani katılış amacım o kısaca. Peki Gizem, kendini nerede korumasız ve zayıf hissettin? Hangi alanda, hayatında, duygusal olarak, yaşadığın dönem olarak, iş alanında? Biraz kendimi yalnız hissettiğim bir dönemdeyim açıkçası. Şu an hani ilk aklıma o geldi. Yalnızlık biraz yaşıyorum diyebilirim. Bu yalnızlık devamı, yani ileri yaşlara doğru gider ve hep böyle yalnız kalırım diye içinde böyle bir korku hali yaşadın mı? yaşadım evet. Aha. Ben yaklaşık 2 yıl önce eşimi kaybettim. Eşim vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çok sağ olun. Ondan beridir aslında biraz evet o yalnızlığı yaşıyorum diyebilirim bitsel Yani olarak. beni korumaz diye düşündün mü? Allah beni korumaz. Ya beni korumazsa, ya böyle yalnız başına, tek başına hani ben de ölür gidersem, yaşlanırsam, hayatta yalnızlık içinde kalırsam diye böyle bir şeyin oldu mu? İlk zamanlar çok oldu. Küçük bir bebeğim var. Şimdi 2 yaşında. Ona hani tek ebeveyn kaldım. Hani onunla ilgili artık çok büyük sorumluluğum var. Bunun altından kalkabilir miyim diye aslında birazcık kaygılarım vardı. Ama yani son dönemde birazcık da böyle ruhsal çalışmalara da katılıyorum. Birazcık bakış açım ve tavrım ufak ufak değişmeye başladı. Yine Biraz daha iyi. Efendim? bebeğin ismi ne? Ela Piraye. Ela Piraye, çok güzel. Allah Evet. uzun sağlıklı ömürler versin Ela. Amin inşallah. Sağ olun. Peki, Biraz değişti bakış açım ama çıkış noktam öyleydi. Evet, yalnızım, tek başıma ne yapacağım şeklinde ilk evet. zamanlar öyleydi. Şimdi bedenle ilgili sorduğun için şimdi önce şurayı anlayalım. Şimdi her birimiz yaşadığımız her türlü durumu ne yapıyoruz? Önce imzalıyoruz. Değil mi Gizem? Evet. Yani şimdi bir taraftan yalnız kalmayı, bir taraftan hani kocanla yaptığın anlaşmadan dolayı onun ölümünü, gidebilmesini onaylıyorsun. Ve bir taraftan da şimdi ki o öldüğünde demek ki yani kaç aylık ya da ne kadardı şey Ela? 8 aylıktı. 8 aylıktı. Yani bir şekilde tamamen çocuğuna köklenmek durumunda kalıyorsun ama bak çocuk yapmışsın ve şimdi çocuk ile hayatta kalabilmek için bir bağın var. Yani şunu diyemiyor diye bir Gizem. Hani ben de gideceğim diyemiyor. Ve gideni seyrediyor. Gideni seyrederken gidenin ne hissettirdiğini yaşıyor. Giden sana ne hissettirdi Gizem? Yani ilk başlarda çaresizlik, yalnızlık hissettirdi. Bırakıp da gitmek sana ne hissettirdi? Bırakılıp gitmek. Ya tabii terk edilmişlik duygusu. Çünkü Gizem'in içinde bu hayatı, bu dünyayı ve sevdiklerini bırakıp gitmekle ilgili çok yoğun bir talep vardı geçmişte, eskide. Hatta daha anne baba, şimdi oralara gitmiyoruz ama eski ailenin içinde. Şimdi buralarla ilgili bize bir bilgi, bir cümle hatırlat. Ne gibi hocam? Orayı Yani anlayamadım. Bir şöyle daha sor. mesela diyelim ki annen, baban kimlerle yaşıyordun? Nüfus olarak. Annem
Annemle birlikte. Annem babam ayrıydı. Annemle birlikte yaşıyordum. Yani şöyle mesela, yaşamı, hayatı yeteri kadar seviyor muydun, yoksa sıkılıp bazen hani böyle bir öfleyip püfleyip böyle birazcık hayatta yaşama karşı sistemleri var mıydı Gizem'in? Hayata karşı genel olarak çok coşkulu ve yaşamayı seven biriydim. Hala da öyleyim ama biraz ebeveynlere karşı vardı. Hala da biraz var. Onun üstüne çalışıyorum Yani aslında. şöyle, anneye kızıp babaya, babaya kızıp anneye gitme ya da ikisinden de böyle kaçmayla ilgili bir hal ve durum var mıydı? Evet, ara ara ikisine de kızma, işte bazen suçlama. Bunlar vardı. Yoğun olarak vardı. Özellikle babaya karşı ara ara. En çok hangisine vardı? Babaya karşı. Babaya olan bu öfken ve kızgınlığın annene yaptıklarından dolayı mıydı? Yani sana mı annene yaptıklarıyla ilgili miydi? İkisi de. Ama şöyle miydi mesela? Yani bak, babam dişiye, anneme, kadına şöyle şöyle davranıyor ve öyle davrandığı için ben şimdi babama karşı şöyle şöyle bir hal yaşıyorum ve babamı uzağa koyuyorum. Doğru, evet. Bu vardı. Şimdi baban bir erkek. Ve erkeği uzağa koyuyordu. Değil mi Gizem? Şimdi yani o kadar dışarıya ve o kadar uzağa koyuyordu ki onun için evlendiği kocasını da o kadar uzağa koydu. Bağlantıyı kurdun mu şimdi? Evet. Peki kendi ruhsal ve manevi tarafını da uzağa koymuş olabilir mi geçmişte? Geçmişte evet. Öyle yıllarım oldu. Peki sence ruhsallığı neden o kadar uzağa koymak zemiyle geldin dünyaya? İşte ben de bunun cevabını arıyorum. Evet. Yani niye böyle davranmış olabilirim? Yani sizin canlı yayınlarınızdan öğrendiğim, evet, otorite şeye, maneviyata karşı olan şeyi temsil ediyor. Baba tarafı, anladığım kadarıyla, değil mi? Şöyle, Orada ben şimdi kestirmeden gideceğim, sonra gene geleceğim sana. tamam. Çünkü ruha, maneviyata o kadar akmak isteyen içeride bir gizem vardı ki şimdi yavaş yavaş bunu açığa çıkarıyorsun. Yani bıraksalar gizem sabah akşam meditasyonun, ruhsallığın içerisinden çıkmaz. Bak şimdi. Şu anda gittikçe bu artıyor. Evet. İşte erkeği, babayı, ruhsallığı, yaradanı onun için uzağa koyan ve maddeyle dünyayla aslında anneye doğru yönelerek her ne kadar annene yaptıkları ya da çeşitli şeylerden dolayı kızsan da öfkelensen de maddeyle dünyayla ve bedenle barışabilmek için bir müddet ruhsallığı hayatından uzağa koydun Gizem. Hatta bunu şu andaki yalnızlığın pahasına yaptın bu anlaşmaları. Bu ruhsal anlaşmaları. Burayı gördün mü? Evet. Şimdi bize bu fark ettiğinin, şimdi senin bu fark ettiğin ve seçtiğin bu kaderin içeride şu anda gördüğün bir şey var. Bize onu anlatman gerekiyor. Hepimize. Yani sizin hep söylediğiniz o an o şeye ihtiyacınız olduğu için yaşıyorsunuz. Ben tabii bunu ilk başta hiç anlayamadım. Yani ilk eşimin kaybıyla birlikte bunu sorguladım zaten. Ben böyle bir şeyi nasıl talep edebilirim ki? Yani çok sevdiğim bir insan, çok iyi anlaştığım, 7-8 yıl sonra çocuk yapmaya karar verdiğim bir insana bu anlaşmayı nasıl yapmış olabiliriz? Hani onunla da birlikte yapıyormuşuz zannediyorum. Evet. Bunları yeni öğreniyorum. Evet. Zaten Ve anlaşması bunu gereği. unutuyoruz galiba ve Evet. burada da hatırlamaya mı geliyoruz bilmiyorum. Yani biraz öğrendiğim bunlar. Evet, yani kendimi aslında bunu yapmak zorunda kalmışım belki o maneviyat tarafına yaklaşabilmek adına. Çünkü küçüklüğümden beri aslında hep bir
merak ve yaklaşma çabam belki 9-10 yaşından beri var kendi hatırladığım. Ama uzun yıllarım da agnost olarak falan geçti. Sonra tekrar evet ben maneviyatla buluşmam. Yani maalesef ki diyorum bunu ama şu an öyle demiyorum. Belki iyi ki diyeceğim. Bir kayıp sonrası başladı. Yani tam olarak demek ki buna ihtiyacım olduğu için bu gelmiş. Ben bunu şimdi idrak etmeye başladım. Yani daha yeni başladım. Yolun çok başındayım. Ama idrak etmeyi çok istediğim bir şey. Siz diyorsunuz ya hayatı okuma, hayatın matematiğini anlama. Bunları anlamaya çalıştığım bir dönemdeyim. Siz de böyle direkt söyleyince bir evet yüzleşme yaşadım yani şu an. Ya Evet. bunun uğruna kendini yalnız bıraktın dediniz. Evet. Ya böyle bir bağlantı tabii ilginç oldu benim için bunu duymak şu an. Çünkü hediyesi büyüktü. Şimdi herkes illa bu yoldan seçecek diye değil. Tabii biraz ben şimdi kestirme zıplaya zıplaya gidiyorum. Hani bir sürü arkadaşımız olduğu için. Hani Tabii. adım adım değil ama sen içeride hızla onu anladığını onun için aktarabilirsin diye sana açtık orayı. Ve şöyle ki zaten erken bir yaşta onun için dünya ile anlaşmasını bitirip gidecek bir erkekle onun için bir evlilik yaptın. Yani bu durumlarda çünkü aa, demek ki o zaman erkeğin kocamın ölümüne ben mi sebep oldum? Hayır. Zaten o vakitte gidecek olan bir kişiyle bu anlaşmayı yaptın ki sen bu yalnızlık hali içerisinde şimdi artık gerçekten maneviyatla barış, ruh ve erille tekrardan barışını yap. Özüne ve ruhuna dönerken ve şimdi o belki 8 aylıkken hani babasını uğurlayan, gönderen senin şimdi iki katın. İki kat ruhsallık ve maneviyatla daha ileri bir çocuk şu anda seni bekliyor. Şimdi bu sefer sen onunla birlikte büyürken, onu büyütürken onun şimdi erile, babaya, maneviyata, yaradana bakışını görerek kendi içindeki o küçük çocuğu büyütecek. Hem hayatla, hem gelecek madde ve dünya tarafıyla, hem de bedenin ve belki bundan sonra cinselliğin, hayata bakışın, hayattan alacağın tatlar ve her birinde kapıyı tekrardan açarak hayat ben geldim. Hayatımın gizemlerini açmaya, kendi gizemlerimi açarken de şimdi başka yansımalarımın gizemlerini çözebilmek için buradayım demek üzere hoş geldin Gizem. Hoş Hoş bulduk. Ya. Evet ben orada bir de Çiğdem Pınar'ı görüyorum. Çiğdem Pınar bizim Ankara'daki çalışmamızdaydı. Hatta oradaki anda buluşmalarda da oradaydı. Ve şimdi aslında bana da birkaç ay evvel yazdı çalışma falan istiyorum. Ben dedim 2021 grup çalışmaları hep beraber birlikte olacağız. Çalışma alamadı. Biraz hatta bir şeyler vardı. Cevap verecek de tabii çok vaktim yoktu ama bakın oluyormuş değil mi Çiğdem? Çalışma Evet isteyince oluyor. hocam. Merhabalar size de herkese de. Evet hocam, her şey vaktiyleymiş. Sabır diş sıkmadan sabır darlığın anahtarıymış hocam. Çok şükür buluşturana. Çok şükür. Şimdi tabii Çiğdem'in geçmişte yaşadığı çok farklı güzel halleri var. Şimdi biraz önce Gizem'den başladık. Şimdi Gizem'in hani bir tık ötesi diyeyim. Hani çünkü Gizem'i şimdi topraklayacak bir tane elası var. Şimdi bakalım. Çiğdem Pınar nelerle topraklanmış, hayatı içerisinde neler yapmış. Şimdi bize istersen kısa böyle bir şifa yolculuğunu böyle birkaç dakika içinde ama böyle tık 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 diye aktar. Ondan sonra bize talebini söyle. Tabii ki hocam. Ben 7 aylık doğdum ve 6 aylık bebekken bir havale geçirdim. Ve seraber palsi gibi ağır bir hastalık durumu bende aktive oldu ya da zuhura çıktı diyeyim. Sonra ilk yani 20 tane falan yürüyemez raporum var. Çünkü beynim kaynaklı yürüyememek. Beynimin işte ayaklarımın yürüme emri veren kısmı yoktu.
ve kaslarım, sinirlerim hepsi çok küçüktü diğer bebeklere göre. Ben ilk 7 yaşında ayağa kalktım hocam, neredeyse 6,5 diyelim. 7 yaşında biraz adım attım. Aslında bu da bir şifa yolculuğu gibiydi benim için. Çünkü ben her an yürüyeceğimin eminliğinde bir gönül bana bunu söylüyordu. Yani yürüyeceksin. Sonra işte şimdiki halime gelmemişse neredeyse 16 yaşımı, 17 yaşımı bulmuştur ama çok spor yaptım. İnanılmaz yani, karate, aikido. Duyanlar çok şaşıracaklardır. Tüm savunma ve korunma sanatlarım yaptım diyorsun. Evet hocam. Ama bunun temel sebebi hocam, çünkü korunaklı bir alana doğmadım. Korunaksız bir alana doğdum. Enteresan bir biçimde iki ailem var. Birisi beni biyolojik olarak doğuran annem ve babam. Birisi de arada bir alıp sevgiyle büyüten teyzem ve eniştem. Annemle kaldığım süreçlerde çok zorlu, yani dışarıdan bakan için çok zorlu alanları tecrübe ettim. Sert etkiler tecrübe ettim. Sonra da bir rahatsızlık durumum oldu bundan 3 sene evvel ve sizinle tanıştırdı Rabbim bir şekilde. Teşhisi tam da konulamayan bir rahatsızlığım var. Ne bir doktor, ne bir nörolog, ne bir psikiyatrist, en iyilerine gittim. Tam bir teşhis konulamadı. Arada bir böyle yatay konuma geçiyorum. Uykuyla uyanıklık arasında bir alanda kalıyorum. Bazen 7, bazen neredeyse 11 gün, bazen 3 gün, belli olmuyor. Ama yeme içme işte hiçbir şey yok. Yani bir damla su bile içemediğim oluyor bazen 11 gün boyunca. Öyle bir alanda takılıp kalıyorum böyle yatayda. Sizi duyabiliyorum. İlk görüntü bozukluğuyla başlıyor. Görme bozukluğu. Yani çok puslu görüyorum ilk başta. Sonra terleme böyle. Biraz tansiyon yüksekliği birazcık oluyor. Sonra da yatay koruma geçiyorum ama bir endişe yok. Ya da bir korku hissetmiyorum. O yüzden panik atak teşhisi koyamadılar. Çünkü gayet sakinim olanı kabulde olduğum için. O geldi, misafir geldi, yatıyorum, geri uyanıyorum. Ama o yattığım alanlarda enteresan durumlar, haller tecrübe ediyorum ya da şahit oluyorum demek daha doğru olur hocam. Peki şu anda bizden bir şifa talebin var mı? Evet hocam. Öncelikle bunun ne olduğunun açığa kavuşmasını isterim. Çünkü hani hastalığı bilmeden, teşhisi koymadan, ne olduğunu anlamadan şifa da olmayacağını hissediyorum. Bu şekilde. Şimdi talebini dillendir ama bak ben şunu istiyorum. Ne halde olmak istiyorsun? Dengede olmak istiyor gönlüm hocam. Gönlüme sorduğumda hür olmak istiyorum diyor. Peki. Ve de idrakım alınıyor o devrede. İdrakla ilgili bir odaklanma sorunu yaşıyorum mesela. Kütüphane müdüresi benim annem esasen. Çok kitap okuyabiliyordum eskiden. Hani bu benim için çok özeldi. Bazen öldüm mü diye bakıyorlardı odama gelip kitap okurken. Hiç o kitap okuyamıyorum. İlginç bir şekilde perdesi Peki. kapandı. Böyle. Şimdi ben daha evvelden şimdi o Ankara'da da bize böyle bir anlatmıştın geldiğimizde. Şimdi orada ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Yani küçükken şimdi tabii bir anne ve kardeşin arasında bir olay var. Şimdi bu olayın neden yaşadığını bize aktar ki biz şimdi oradaki noktadan şimdi bugünkü sorunun oradaki temelini sana aksettirelim ve buradaki arkadaşlar da onun farkındalığı ve idrakini yaşasınlar. Tabii ki hocam. Ben ilkokul 1'deyken 2'ye geçeceğim zaman yaz ayında annem kendisini 4 yaşında olan kız kardeşimi ben 8 yaşındaydım neredeyse. Bir de kendini beni öldürmeye karar verdi üçümüzü. Ama ilk başta kız kardeşimi asacaktı. Ben bunu fark ettim. Böyle bizim çok eski 1980'leri bilirsiniz. Ben 76 doğumluyum. Küçük bir banyomuzda cam vardı minik. Oraya önce ipi astı böyle.
bağlıdır normal bir şey gibi düşünün. İdam mahkumlarına yapılan bağdan yaptı neredeyse. Önce kardeşim asacaktı, ben yalvardım ama o zaman tam da yürüyemiyorum, denge kaybım var. Parmak uçlarımda falan durabiliyorum ancak. Çok yalvardım anneme, tamam ama önce beni öldür, kardeşimin ölümünü seyretmek istemiyorum dedim. Buna kararlı olduğunu bir şekilde gönlüm hissetti yani. Tamam dedi ama benimle mücadele etmeye başladı, öldüremedi. Sonra baktı olmayacak, ben yürüyemediğim halde süper mücadele ediyorum. Sonra küveti doldurdu hocam. Beni içine bastırıyor ama kafamı çıkarabildiğim her an kardeşim çok küçük, lütfen onu asma diye ben yalvarıyorum anneme. İki ya da üç kere çıkarabildim kafamı. Sonra gözüm benim ipte, annem böyle karnıma ve üstüme oturdu. Tabii ki ben dibe doğru gittim ama gözümde hala ip var. Yani o gözümdeki ip, kardeşim ölecek. Hala onun endişesindeydim. Kendim öleceğim, umurumda değil yani o dakika. Kardeşim çok küçük diyerek ben bilincimi kaybettim. Onu koruma hissi bütün ömür boyunca devam etti. Bir çeşit annesi oldum yani kız kardeşimin. Ve sonra benim küçük amcam rahmetli oldu, o 24 yaşında ama o duyuyor. Karınca incitmez bir insandır yani. Kapıları kırıp beni sudan çıkarıyor. Oraları ben hatırlamıyorum. Ve de tekrardan hayata dönüyorum. Yarı ölü biçimde bir şekilde yıktırıyorlar beni. Yani önce kardeşimi assaydı, ben o kadar mücadele vermeseydim, bana göre amcam yetişemeyecekti ve Semah ölecekti. İlk adımı ben attığım için bir şekilde kardeşim kurtuldu. Ve ben her zaman kardeşimi korudum. Annem biraz böyle Şöyle, şimdi ben burada önce bir arkadaşlara bir bilgi vereceğim, ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, yaşanan şiddet, değil mi? Acı, bedeni hissetmek, kardeşi için yaşamak ve ona annelik etme ihtiyacı. Şimdi Çiğdem'in o anda kardeşine olan duyduğu herhangi bir sevgi, herhangi bir koruma duygusu olmasa Çiğdem'in, Pınar Çiğdem'in kendi hayatı onun için önemli değil. Şimdi o zaman ne yapıyor? Sevdiği kişi üzerinden hayata topraklanıp bir bağ kuruyor. İşte kiminiz onun için çocuğunuz üzerinden, değil mi Gizem? Kiminiz işte diyelim ki belki anneniz üzerinden, ben olmasam o ne yapar, babanız üzerinden, sevgiliniz, karınız ya da kocanız üzerinden ya da size emanet edilmiş herhangi bir hal ve durum üzerinden, böyle durumlarda topraklanmak üzere bir eylem planı yapılıyor. Şimdi ne diyor mesela? Her zamanda diyor kız kardeşime anne oldum diyor. Hala bu anneliğe şimdi ihtiyaç duyuyor. Bu anneliğe niye ihtiyaç duyuyorsun Çiğdem? Aslında hocam ben 36 yaşında birkaç olay yaşayınca, 35-36 yaşlarımda bu annelik alanını kız kardeşimle ilgili bıraktım. Çünkü ona kötülük yaptığımı fark ettim. Mesela iki işte çalışıyordum, o evde oturuyordu ki kendisi 3 üniversite mezunudur. Ve ben çalışıyordum iki işte ve onun yerine de çalışıyordum falan. Şöyle. Şu anda bu kardeşin için hiçbir şey vermiyor musun? Hiçbir şey yapmıyor musun? Şu anda yapmıyorum hocam. Hatta tam tersine döndü olay. O bana destek oluyor bazen. Yani ondan yardım ve destek almaya geçtin şimdi. Evet hocam, öyle. Yani maddiyattan değil ama manevi olarak o bana destek oluyor şimdi, tam tersi oldu. Peki. Sen ona herhangi bir maddi olarak da bir şey vermiyorsun, değil mi? Duyamadım hocam, özür dilerim. Maddi olarak da ona hiçbir şey vermiyorsun. Evet, evet doğru. Peki. Şimdi şu anda Çiğdem Pınar'ı bu hayatta tutan, hayatta olması için sebep ne? Aşk hocam. Niye yaşıyorsun ve niye yaşayasın Pınar?
Neden yaşıyorum? Gönlüme sorduğumda kendimi bulup bilmek için yaşıyorum hocam. Bu alemden ne olduğumu, kim olduğumu ve neye mazhar olmam gerektiğini idrak etmeden geçip gitmek istemiyor içim. Seni burada tutan, yani hayatta olman için temel sebep ne? Sevgi hocam. Hayatta olmamın temel sebebi sevgi benim. En çok neyi ve kimi seviyorsun? En çok Rabbimi seviyorum ama herkes de olan. Şimdi burada yine küçük bir ara verip, yani hem sana anlatıyorum hem hepimize anlatıyorum. Şimdi sağ olsun Çiğdem Pınar şimdi o kadar pozitife gidiyor ki, yani o sevgiyle, aşk ile, şimdi o incede, şimdi bedenle, hayatla onu bağlaştıracak olan şey ne o zaman? Bedenini hissedebilmesi, hayatı hissedebilmesi, hayatta olduğunun farkına varmak için bu sefer burada bazı hislere ihtiyacı var. O zaman ne gelir? Hissettirebilecek olaylar gelir. Bu hissettirebilecek olayların en önemlilerinden bir tanesi acıdır. Bedeninde acılar hissediyor musun Çiğdem Pınar? Evet hocam. Yani kendimi idrak ettim edeli bedenimle bir şekilde, ama çoğu insanın dayanamayacağı, yani bayılacağı kadar acı yaşamışımdır hocam. Öleceği kadar yani. Erkeklerin bile dayanamayacağı. Evet. Çünkü ancak burada olduğunu hissediyor Çiğdem Pınar tarafımız. Şimdi hayatlarında acı yaşayanlar, acı çekenler, acılı rahatsızlık, acılı duygu ilişkileri, acılı travmalara yaşayanlar, onun için büyüteçte şimdi Çiğdem Pınar tarafından baksın ve seyretsin. Bakın. Çiğdem Pınar'ın hayatı, hayatta olmayı hissetme ihtiyacı var. Bu dengeyi içeride kuramadığı için şu ana kadar. Yani bir an evvel o içeriden Yaradan'a gitmek istiyor. Doğru mu? Çok doğru hocam. Çok doğrudur. Şimdi o gitmek isteğinin içerisinde aslında dünyadaki her şeyi bırakıp gitmek istemek var. Şimdi bir taraftan birçoğunuz şöyle diyorsunuz, güzel olan bu değil mi? Yani bu işte evliyalık, ermişlik, birçok çalışmaları zaten biz bu aşk ve sevgi için yaşamıyor muyuz? Evet. Bu hal kıymetli ve güzel bir hal. Fakat dünyada her halin, her buluşmanın içinde gizlenmiş olan gizemli bu tarafı bulmak için biz buradayız. Her yemeğin içerisinde, her kucaklaşmanın içerisinde. Yani buradaki her arkadaş Çiğdem Pınar'ı kucakladığında Yaradan kucaklıyor olur çünkü. İçeride öteleyen ve ayıran taraf, dünya ve öbür dünya, dünya ve ahiret diye ayıran taraflarımız. Biz bu taraflardan özgürleştikçe bu sefer bu hayatı da o manevi hayatın zenginlikleri gibi yaşamayı öğreniriz ki işte o zaman vakit geldiğinde gideriz. Vaktimiz olduğunca da buranın hayatın tadını alırız. Öyleyse şimdi acıları olanlar, değil mi? Çiğdem bu konuda hani ki geçen sefer bana şey anlatmıştı, yani hani annemiz dedi, bizi dedi böyle bir sopayla, bastonla bir şeyle döverdi. Onları eğilirdi, şeye koyardık. O hani bir cümleyle söyle onu, ne böyle bir dayak gibi. Eski ayakkabı çekecekleri vardır upuzun, kerata, demirden. O eğilirdi üstümüze. Biz kömürlüğe gömerdik. Sonra bir daha alırdı, bir daha eğilirdi. Böyle kömürlük ölü ayakkabı çekeceğiyle dolu. Şimdi o kadar acıya ihtiyacı vardı. Bakın. Şimdi şunu yapmak çok kolay. Ya öyle mi? O zaman işte vay anneye bak, bilmem neye bak, ki geçmişte hani bize geldiği zaman biraz anneye kızgınlık ve suçlama vardı. Çok şükür çok hızlı bir idrakle de şimdi senin için annenle olan ilişkin nasıl mesela? Muhteşem hocam. Çok güzel.
Benim sizle görüştüğümüze helalleşmeden hemen sonra yüreğimin hazır olduğunu hissetmiştim. Aradım kendisiyle. Annem daha ben hepsini söyleyemeden içimden helalleştim onunla. Annem direkt dönüp hakkını helal et bana dedi. Hiç Allah demedi yani ömür boyu bunu hiç. Özür dilerim dedi. Ben 45. yaşıma gireceğim 16 Mayıs'a. İlk kez annemin ağzından özür işittim. Ve seni çok seviyorum dedi. Bunu da ilk kez işittim. Ne zaman helalleştim hocam? Annem bambaşka biri oldu. Artık o annem o annem değil. Evliya gibi bir şey oldu yani. Çok acayip değişti annem. Çok güzel kucaklaştık. Sevdik birbirimizi. Çünkü Pınar Çiğdem artık topraklanabilmek için annesini kullanmayı bıraktı. Bakın. Kızdıklarınızı kullanan çünkü sizdiniz arkadaşlar. Ya annem böyle yaptı babam böyle. Hayır. Çiğdem'di yaptırtan. Ya olur mu? Kız kardeşim gözümün önünde asmaya çalışıyordu. Kadın sinir krizleri geçiriyordu. Bilmem ne yapıyordu. Nasıl hissettirsin sana hayatın kıymetini? Sen kardeşinin hayatının kıymetini anlayarak kendi hayatının kıymetini öğrenmeye çalışıyordun çünkü. Ve bugün de onun için bize verilmiş olan hayat hediyesinin kıymetini fark edebilmemiz, birçok ağrının, sızının hayatımızdan uzaklaşmasının belki de kaynağı, sebebi olacak arkadaşlar. Öyleyse şimdi şu an içerisinde Çiğdem tarafımıza deriz ki, kendini ne kadar dünyada hissedebiliyorsan Çiğdem, bu hayat içerisinde bedenini, varlığını, varoluşunu ne kadar daha derinden hissedip yaşayabiliyorsan o kadar varsın ve var olduğun müddet içerisinde de hislerini, duyularını, duygularını ne kadar açabiliyorsan maddeye, bedene ve ruha, işte o zaman hayatı hissedebilmek için acı ihtiyacından özgür kalacaksın. Bu şu anda fark ettiğim bir şey varsa bize söyle Çiğdem. Tabii ki hocam. Aslında bu yolda ben de ilk kez hani aynaya bakıp da kendime bütün bu durumlar bana sizin güzel gönlünüzden de fark ettirildikten sonra bütün alemi sevip bir beden olarak düşünelim bütün alemi. Sadece kendimi ayırdığımı bir hücre olarak ve hiç sevmediğimi fark etmiştim. Yani herkesi hak bil ve kendini hak bilme. Bu nasıl tevhiddir? Bunu fark ettikten sonra ilk kez kendimi onayladım. Kimsenin onayına ihtiyacım kalmadı bu noktada. Biri beni onaylasın, sevsin, sevmeleri için dağıtayım her şeyimi. Bunları bırakma durumu otomatik olarak oldu. Ve ilk kez kendi gözlerime aynanın içinden bakıp hani fark ettim seni seviyorum. İyi geldik buralara dedim. Hayatımda ilk kez yani. Evet. Ve ayaklarım biraz yere daha yani bir sema edenlerin hani tek bacağı böyle sağlamca yerdedir ya. Şimdi mantık tarafım azıcık daha fazla çalışıyor. Yani biraz da gör kendini tarafım kendiliğinden hiç zorlama olmaksızın böyle bir akış oldu. İlk kez kendimle kucaklaşmış gibi bir his hissediyorum hocam. Kendimle ilk kez görüşüyorum. Çok şükür. Belki de şimdi bugüne kadar yaşadıkların aslında evet hem bir taraftan senin faydana, şifanaydı ama belki de şu anda senin yaşadığın deneyimleri yaşamadan, yaşamaya ihtiyaçların şu anda senin onlara anlattığın ve aktardığın bilgiyle şifalanacak belki bir sürü insana sen şu anda merhem oluyorsun, şifa oluyorsun. Hem kendini şifalayıp hem de bütünün hayrına belki bu yaşadıkların kendini dönüştürme ve iyileştirmenin belki de o şifalarından her yere serpiyorsun ki Allah sana o zaman hem şifalar versin hem de Allah senden razı olsun diyoruz. Sizlerden de hocam ben minicik bir ispat ve şahitlik olarak size bir şey açmak istiyorum. Evet. Benim eşim İngiltere'ye başvuruda bulundu. Kendisi 46 yaşında Ankara Anlaşması'yla biri başvuruda bulunuyormuş. Dedi ki ben de başvurayım mı? Tabii ki dedim denemek istiyorsan özgürsün. Ve normalde bilirsiniz yurt dışına kabulde 45 yaşı esas alıyorlar.
Ve o bir dosya hazırladı ve gönderdi online olarak. Hadi pasaportlarımız bizim kalmasın İngiltere konsolosluğunda diye gittik biz almak için sadece. Bir açtık, hepimize çalışma izni çıkmış. Nasıl yani? Ve gösterdiğimiz para da o kadar küçük ki size anlatamam. Yani onların bir aylık maaşını falan gösterdik. Ben etraftan duyuyorum. Hani kimi mühendis yüz binlerce dolar göstermiş, red olmuş dosyaları. 20 bin kişiye aşkın kişi başvuruda bulunmuş ve sadece 9 bini kabul görmüş. Biz inanamadık. Şimdi köklenme diyorsunuz ya hocam. Tek başına köklenebilmek için Allah beni ta İngiltere'ye gönderiyor. Hayır, bu da bir ispat. Yani mucize gibi, kimse inanamadı nasıl olur diye. Vallahi oluyormuş hocam. Her şey mümkün. Her şey mümkün. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Peki Züleyha. Sevgili Züleyha, merhaba, nasılsın? Merhaba hocam, çok teşekkür ederim. Burada olmak çok büyük bir nimet, çok büyük bir lütuf. Yani ne kadar şükretsem hepimize, şükründen acizim gerçekten. Hepimize. Bir talebin var mı Züleyha? Talebim kendimle buluşabilmek. Yani kendimi bulabilmek, hissedebilmek. Değerli olarak hissedebilmek. Sevebilmek. Peki, bu dünyada en önemli şey nedir? Paylaşmak. Paylaşmak. Peki, sen var mısın ki paylaşasın? Yani şimdi önceliği paylaşmayı koydun ama sen yoksun. Sen olmadan kim neyi paylaşsın Züleyha? Çok doğru. Çok doğru hocam. Şimdi Züleyha, evet, Züleyha'yı Züleyha görmezse kim görsün? Züleyha'yı niye görmüyorsun? Görmeye çalışıyorum ama görmüyorum. Peki. Hani mesela annenin seni görmediğini ya da ailen tarafından böyle az görüldüğünü hissettin ya da yaşadın mı? Evet, 5 yıldır görüşemiyorum hocam. Hı hı. Neden görüşmüyorsun? Yani gidemiyorum. Sen gidemediğin için mi görüşmüyorsun yoksa başka şeyler mi var? Başka şeyler de var, evet. Sen nerede yaşıyorsun bu arada? Hani İstanbul mu, Türkiye mi, dışarı mı? Ben Amerika'da yaşıyorum hocam. Amerika'da yaşıyorsun. Şimdi yani kendini öncelikle uzağa koydun. Şu ya da bu şekilde. Sebebi önemli değil. Ve ailenle de görüşemiyorsun, değil mi? Evet, yani bizzat görüşemiyorum. Telefonla görüşebilirim tabii ki. Ama özlem var ve uzaktasın. Evet. Şimdi, ama şu da var ki, Züleyha'yı da uzağa koydun. Evet. Züleyha biliyorsun, sevgiliyi uzağa koyan kadın. Evet hocam, doktora tezi yazdım bu konuda. Öyle mi? Ay ne güzel. Hadi söyle, anlat bize. Bir cümle. Yani evet, Kur'an'daki ve İncil'deki Yusuf kıssası üzerinden Züleyha'yı aklamaya çalıştım diyebilirim. Tabii Züleyha çok kıymetli bir bilgi aktarıyor. Yani sen hani tezini yapmış olarak çok daha iyi görmüşsündür. Yani o aslında ilahi aşkı ve bedendeki belki o titreşimlerini çok iyi yansıtıyor. Ama şimdi o bedenden ruha gitmeyi, değil mi? Bedende başlayan titreşimlerin daha sonra ilahi aşka nasıl dönüştüğünü yansıtıyor. Çünkü her şey önce kök çakrayla başlıyor.
Önce en basitinden fiziksellikle başlıyor, cinsellikle başlıyor. Her birimizin hormonlarıyla başladı. Ama o en alt çakradaki belki hayatla, bedenle kurulmaya çalışılan temas ve iletişim zaman içerisinde tepelere doğru gidiyor. Şimdi onun için sen de Züleyha, belki bu yaşadığın şu andaki bazı zorluklar, bazı durumlar seni asla talep ettiğin kendinle buluşmaya götürebilmek için geçmiş ailenden uzak tutuyor. Senin talebin ile. Sor, bir kapı açacağım şimdi. Soru sor. Son söylediğinizi duyamadım hocam. Bağlantı koptu. Tamam. Şöyle. Bende de bir kere söyleniyor. İkiniz de bir daha. Bakalım. Şimdi ailen uzakta ve sen de doğduğun memleketten daha uzakta bir yerde yaşıyorsun. Fakat şimdi Züleyha'nın bir talebi var. Kendiyle buluşmak istiyor. Kendiyle buluşmak isteyen Züleyha'yı ne yapıyorlar aslında? Gel bakalım diyorlar. Şimdi seni bir dağa çıkaracağız. Her peygamber bir dağa çıktı değil mi? Şimdi senin dağın o kalabalığın içerisindeki yalnızlık dağı Amerika. Fark eder mi şimdi etrafında bir sürü şunların bunların olması? Yani burada bildiklerinden belki birçok şeyden uzakta ve daha içeride ve daha kendine yönelmek durumunda bıraktın kendini. Çünkü diyorsun ki ben kendimle buluşmak istiyorum. Kendiyle buluşmak isteyenin dışarıyla önce teması kesilir Züleyha. Şimdi hani nasıl Gizem'de dedik? Gizem'in aslında talebi ve isteği buydu. İşte diyelim ki Çiğdem, Pınar Çiğdem de aslında şu anda bu acı çekmelerinin, bazı o acıyla temas kurmak istemesinin sebebi onun aslında talebi bu hayatla, dünyayla dengede olabilmek, dengede olmak istiyorum diyor. Peki diyorlar, seni dengeleyelim. Çiğdem, Pınar diyorlar. Bu arada hangi ismi kullanıyorsun sen? Pınar mı, Çiğdem mi? Hangisi? Evet. Hocam evdekiler Pınar, okuldakiler Çiğdem diyorlar. İkisini de kullanıyorum. Biz ne diyelim sana? Pınar diyebilirsiniz hocam. Tamam, Pınar tarafımız. Şimdi yani bak tam talebiyle buluşuyor. Neden? Çünkü bu bir tarafta aşırıya giden tarafı gel bakalım buraya diyor. Hayatı ve dünya hissi. Şimdi öyleyse Züleyha da kendiyle buluşabilmek için peki şimdi bir sürü sebepler koydu. Kendine özel bir sürü konular koydu. Ve bütün o yaşadığı olayların, peki o yaşarken, şimdi aynı Gizem'de yani o anda kocasının diyelim ki vefatında neler yaşıyor. Ama onayını veren o ağrının, o hastalığın, o rahatsızlığın, o acının onayını veren Pınar, senin de şu anda bu ayrışmışlığının, ayrı düşmenin onayını veren Züleyha. Şimdi burada o kendine yönelebilip, kendinle bir olabilmek, kendinle buluşabilmek için nasıl bir yolu, nasıl siparişler verdiğini hatırlayıp görebildin mi? Yoksa daha açalım mı Züleyha? Kalbimle buluşmak yerine hep dışarıda başka şeylerle uğraşıyorum. Hı. Hayatımda hep bir yoğunluk, hep böyle beni meşgul edecek bir şeyler arıyorum. Ve bu aslında kendimden kaçmak, kendimi kendime uzaklaştırmak anlamına geliyor galiba. Evet. Şimdi bir kere ne diyor? Hep diyor ya bak. Hep kendinden kaçmak. Çünkü her birimizin aradığı burnunun ucunda. Bu kadar yakın. Yani kendin dediğin şey sana şah damarından yakın. Ama o kadar yakın olduğu için burnun ucunu insan göremiyor. Yani böyle yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bak ben bu kadar koca burnumla göremiyorum. Bu
kadar yakın. Ve hani o hep kendinden kaçmak isteyen, dur şu şeyi biraz sesi azaltayım. Bizim buralarda maşallah böyle güzel sesler. Ama bizim de yaptığımız farklı bir ibadet ve farklı bir şu anda dönüşüm yolculuğu. Şimdi işte orada kendinden kaçan taraf, bir taraftan kendiyle buluşmak isteyip bir taraftan da engeller koyan tarafımız. Korkan tarafımız. Diğer anlamda oyalanan tarafımız. Züleyha dışarıyla çok fazla oyalanabilme ve oyalanırken de o odaklandığı yerlerin içinde kaybolabilme potansiyelinden dolayı ailesini uzağa koydu. Şimdi bu cümleden anladığını bize anlat Züleyha. Evet, bu çok doğru. Yani hala yapıyorum aynı şeyi galiba. Eşimle yani istersen sizin... şöyle diyelim. Şu ana kadar yapıyordum diye bir dönüşüm yapalım mı ister misiniz Züleyha? Evet, evet. Evet. Çünkü fark ettiğinde artık sürekli yapıyor olmayabilirsin ya da hep yapıyor olmak durumunda kalmayabilirsin. Yani kendine şöyle bir şans tanı. Yani bugüne kadar bunu biliyordum ve bu illa devam etmek durumunda değil. Şu anda bir idrakle bunu dönüştürebilmenin orada bir kapısını aralıyoruz bak. Sadece neyle yapıyoruz bunu biliyor musun? Bu hep olmak zorunda değil. Bu inanç kalıbını sadece görüyor ve fark ediyoruz ki geçmiş ailemizden aldığımız mirasları aynı şekilde devam etmek zorunda değiliz. Sadakat denilen şey geçmişten aldığımız mirasları aynı şekilde devam etmek değil, asıl olana, bir olana sadık kalabilmektir ki ona sadakat an be an yenilenmek ve dönüşmektir Züleyha. Şimdi bir daha ifade et kendin. Tam olarak halini. Fark ettiğini, hissettiğini şu anda bize bir cümleyle anlat. Evet. Şimdiye kadar hep kendimi uzağa koymuşum. Ama şimdi artık bu değişebilir. O da her an yenilenmeyi, varlığın içindeki yenilenmeyi fark ettiğimde onunla birlikte kendi içimde yenilenebilirim. Evet. Kendimle şimdi ilişkimi orada tekrar kurgulayabilirim, tekrar kurabilirim. Ve orada çok önemli bir nokta var. Kendini suçlayıp ezen Züleyha. Şimdi hatırlarsan çok büyük kendini günahkar hissediyor Züleyha. Çok büyük yanlış yaptığını, suçladığı için ve aslında bir hapse attırdığı için ruhsal tarafını. Değil mi? Şimdi sen de kendini öyle hissediyorsun bazı alanlarda. Kendini suçlayıp o pişmanlıkla ezip vicdan azabı yaşayarak ruhsal gelişimini bir müddet yavaşlatıyor Züleyha. Onun için her birinizin isimlerinde kaderler oluşur. Ve sen de şimdi çeşitli adımlarla geldiğin durumdan dolayı kendini ya da aldığın kararları yargılamışsın. Yani Züleyha'yı tekrarlamaya çalışmışsın. Oysa ki o gün o aldığın kararlar dahil senin aslında kendinle buluşmana hizmet etmek içindi Züleyha. Öyleyse hepsini kucakla, hepsi sana hizmet etmek için. Her birinizin isteği size verilen istektir arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Rübeyde şeker yapan, hadi bize şöyle güzel tatlı şekerlerle, güzel isteklerle. Bizim çalışmalarımıza ilk defa varsın herhalde. Ben hiç katıldın mı bizim çalışmalarımıza Rübeyde? Yani Zoom üzerinden ilk defa katılıyorum hocam ama meditasyonlarınıza ve özellikle canlı yayınlarınıza soru cevaplarınızı kaçırmıyorum. Bu koronayla birlikte bana güzel bir hediyesiniz. Öncelikle çok teşekkür güzel. Ediyorum. Ankara'da beraberdik imza gününüzde. Oh, güzel. Bir de arkadaşımı da hatırlıyorum oradan.
Öncelikle ben teşekkür ediyorum size. Sizi aslında uzun yıllardır tanıyorum ama sizinle samimiyetiniz koronayla başladı. Daha önceki videolarınızda hep uyuyordum ben. Zaten bazıları öyle diyor. Siz başlayınca uyuyoruz. Yani yandırmaya çalışıyoruz. Demek ki yok diyorlar. Biz yanlardan biri de bendim evet, yani. Uyurken de diyor, sizin dinliyoruz. Evet. Ankara'da bir soru sormuştum size hocam. Varislerimi sormuştum. Varislerimle birlikte babamla helalleşme, babamı tanıma yolculuğum başladı. Aşağı yukarı 1,5 yıla yakın olacak. Yani hani bunun farkındaydım ama o varislere verdiğiniz cevapla hani babanın dünya, ruhsal ve Allah'a olan bağlantısını fark ettirdiğinizde hani öfkemin, kızgınlığımın aslında ne kendime ne babama sadece direkt yaradan olduğunu fark edince güzel bir helalleşme, güzel bir kendine farkındalıkla, böyle kabule geçişle, sevgiyle, muhabbetle bu ayın 19'unda babama hakkı uğurladık. Allah rahmet eylesin, ışığı bol olsun. Allah razı olsun. İçim huzurlu, çok güzel bir vefattı, çok güzel bir teslimiyattı. El sallayarak gitti kendisi. Benim de içim huzurlu, onunla helalleştim. Onunla hani aslında ona olan kırgınlığım, öfkemin kendime ve aslında yaradan olduğunu fark edince zaten bir şeyler çözüldü. Ya, ama şu tabii da çok önemli. Hayattayken bunu yaptım ve o fark edişle belki şimdi içim çok daha rahat ve huzurlu şimdi. Mesela birçok konuyu çözmenin belki şimdi hafifliğini daha da güzel yaşıyorsun. Bu da şimdi seni yepyeni şimdi güzel farkındalıklara geçebilmen için elinde çok güçlü bir asa olarak yeniye bekliyor. Evet. Allah razı olsun hocam. Evet, yeniyi talep etmenin, eskiyi bırakıp yeniye, yeniliklerle yenilenerek yol almanın kabulünü öğrettiniz bize çok şükür. Ve bir de ben bilirim halim çoktu benim. Bunu fark ettirdiniz. Hani ben bilirimi bırakıp bildirilen olmanın huzuru, bildirilen olmanın keyfi ve onun o haliyle yol almak, yeniye, yeniden yenilenerek talep etmenin keyfi gerçekten huzur veriyormuş insana. Birçok farklı farkındalık pencerelerimi açtınız. Çok teşekkür ediyorum. Hayata bakış açımı, okumalarımı ve en önemlisi kendimi okumamı, ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu, o ilk emrin, oku, ikranın aslında kendimizi okumakla başladığını öyle güzel anlattınız ki belki birçok yerden duyduk ama çok şükür dokundu yani. Şimdi okumaya gayret ediyorum, kendimi okumaya gayret ediyorum. Tabii ki bazen takıldığım noktalar oluyor. Hani hep diyorsunuz ya, hani okumaya başladıkça açılır o size, kolaylıklar sunulur, gelir. Hani siz yeter ki görün, yeter ki duyun. İşte hakikati hani ben size soracağım. Uzun zamandır kafamı kurcalayan bir konuydu. Geçen de konusuna değindiniz ama orada bir noktada bıraktınız siz de. Ben de hakikatimi... Açık şimdi. Ne kadar talep ediyorsan açık. Hocam hakikatim... Kavuşmak istiyorum, buluşmak istiyorum. Talep ediyorum. Peki. Talebim yer, bu. Evet, yer ve zaman. Sadece zannın. Rübeyde zanneder ki herhangi bir hal ve durum beden ötesinde ya da bir mekan içinde. Mekan diye zannettiğimiz beynin bir illüzyon olarak seni burada hissettiriyor sana. Peki senin varlığın nerede Rübeyde? Senin düşüncelerin ya da bir kısım farkındalığın burada diye, yani burada diye nitelendirdiğin bu beden içinde diye. Sen neredesin? Burada mısın? Yoksa buralarda ya da her yerde misin? Öyleyse aslında bir taraftan odaklandığın yerde, bir tarafta
kendini hissettiğin yerde, bir taraftan da hissedebildiğin her yerdesin. Peki o zaman buluşacağınla buluşmaya söz verdiğin yerde, bir buluşla buluşmaya niyet ettiğinde buluşmanın hali nedir diye sorarsın. İşte o da tam da olduğun, kendini hissettiğin yerde, o hissediş esnasında bıraktığın yerde, bıraktığında kanatlarını havaya açıp da o uçuruma kendini bıraktığın an ve hal içerisinde Yaradan'ın seni kucaklayıp da bazen havayı, bazen bir çiçeği, bazen bir insanı, bazen bir bilgiyi, bazen bir yansımanı kullanarak seni alıp yukarılara doğru kucaklayıp yükselttiği yer, hal ve andır. Onun için bunun ne yeri, ne mekanı, ne zamanı vardır. Sadece senin hazır olduğun anda kucaklanacağın belki de bir lahzadır. Öyleyse o beklediğin ya da çağırdığın o kadar yakındır ki sadece bir adımdır. O bir adım sen talep edersen, hazırsan o da şu andır yani. Açtığın anda içeriden içeriye olan kapını, kapıdan içeriye buyur edilirsin. Buyruk, zaten buyur edilmek üzere senin tam da orada buluşacağın halin içerisinde içeriden içeriye açacağın kapının tam da içinde bulunmandır. Ama orada o hal içerisinde içeriden kapıyı açıp içeriye doğru aldığında, buluştuğunda senden öte değildir. Öteye koydukların aslında sadece sende zaten bütünün parçaları ve sende olandır. Öyleyse ne kadar dışlamaları bildiklerini bırakabiliyorsan, ne kadar o halin içerisinden özgürleşebiliyorsan, ne kadar bırakıyorsan, bıraktıkça kana kana akacak olan o akışın içerisinde kanatlarını dolduran hava ile uç ve şimdi uçtuğun bu halin tadını ve lezzetini bize anlat ve aktar hislerinle. Rübeyde. Evet, şu an uçurttunuz hocam, sağ ol. Yani aldım, kabul ettim öncelikle hocam. Teşekkür ediyorum. Yani şu an hislerim, şu an sanki farklı bir yerdeyim. Evet, andayım. Ama sanki birçok yerdeyim gibi. Yüreğim, içim coşkulu, heyecanlı. Buluştuğun tadı anlat bize Rübeyde. Kapat gözlerini. Bu tat nasıl bir şey Rübeyde? Buluşmak. Niyet ettiğinle buluşmanın tadı nasıldır, nicedir? Anlat kulaklarımıza. İşitelim senden. Buluştuğunla kavuşmak. Hani hep derlerdi de inanmazdım, anlatılmaz, yaşanır diye. Şu an o hali yaşıyorum. Tadı çok hoş hocam. Kokusu var, çok güzel. Çok güzel kokuyor. Lezzetli. O buram buram kokusunu, buram buram kokusunu tarif et bize. Ne hissettiriyor, ne yaşatıyor, hepimiz alalım. Gönüllere serpilsin bunun kokusu, tadı Rübeyde.
Hani çok istediğiniz bir şey olur da birden kavuşunca onun heyecanı sarar ya her yeri. Heyecanlanırsınız, kalbiniz atar, midenizde kelebekler uçuşur. Gül bahçesinde, sanki güller içinde, o güllerin kokusu buram buram sarar her yanınızı. En sevdikleriniz, size yol gösterenler etrafınızdadır. Size destek verir. Sizinle kol koladır, el eledir, bir bütündür, tektir. Oradayım ama sanki çok kalabalık. Ama tek. Yani çok güzel hocam. Bu nasıl bir güvendir? Bu güvene kendini bırakmak ve teslim olmak, teslim edebilmek nasıl bir haldir Beyde? Güvenmek zaten hocam benim ilk fark ettirdiğiniz şey duygularımdan biriydi. Güvenememek, kendime güvenememek, çevreye güvenememek ve yani güveni önce gerçekten Allah'a güvenmekle yani korkmadan kendini bırakmak hali. Düşünmeden. Ötesini, berisini, gerisini düşünmeden. Sadece bıraktığında, güvenerek kendini bıraktığında nasıl bir kucaklamanın içindesin Rübeyde? Şefkatle, merhametle. Sarıp sarmak. Kokusunu, tadını anlat bize. Kokusu. Tadı yani buradaki tatlara benzemiyor hocam. En sevdiğim yiyeceğin tadı diyeceğim ama öyle bir şey değil bu. Bütün vücudunuzu saran bir şey. Tüm hücrelerinizle. Sevgi galiba. Hani sevginin kokusu tadı olur mu bilmiyorum ama şu an onu hissediyorum tüm benliğimde. Tüm vücudumda. Sarıl, yani sarmalandığımı hissediyorum. Evet. Şimdi bu çalışma yapan bütün arkadaşlarımız böyle gözlerini kapatsın. Rübeyde, o sevgiyi her birimizin tepesinden aşağıya böyle yıldızlar gibi, yağmurlar gibi serp. O hissettiğin, o sevginin kokusunu sanki üzerimize yağmur gibi yağan güzel tesirler ve enerjiler olarak her birimizin tepesinden yağdır. Her birimiz kendimizi öyle bir bırakalım ki, öyle sevgiyle kucaklanmaya bırakalım ki, o kadar güvenle, şefkatle sarıldığımızı hissedelim ve sen tam bunlar akarken o sevgiyi ve şefkati bizim kulaklarımıza böyle duyur. Yaşanan tam halin içerisinde sevgi ol, çekil aradan, aksın yaradan. Sevgi merhamettir. Sevgi şefkattir. Sevgi güvendir. Sevgi karşılıksız. Ötesini, gerisini, berisini düşünmeden sadece sevmektir. Sevgi kucaklanmadır, sevgi kucaklamadır. Bir annenin evladını sevdiği gibi değil, bir annenin tüm evlatları sevdiği gibidir. Ayırmadan, benim evladım, senin evladın demeden. Sevmektir. Sevmek hesapsızdır. Sevmek sevdiğine güvenmektir. Onlar razı olmaktır. Öfkelenmeden, kızmadan onları zaten o sevgiye teslim etmektir. Sevgi şahitliktir. Sadece izlediğini, gördüğünü yargılamadan, yorumlamadan sadece şahitlik edebilmektir. Rübeyde nasıl seviliyor? Nasıl sevildiğini anlat bize. Nasıl sevildiğini hissettiğini anlat bize Rübeyde. Öyle güzel seviliyorum ki. Merhametiyle, şefkatiyle seviyor. Öyle sarıyor, öyle sarmalıyor ki. Gösteriyor.
Ne kadar hesapsız, ne kadar kitapsız sevdim. Affederek sevdim. Zulmetmeden, kolaylıkla. Zorlukla değil, kolaylıkla da sevilebileceğini gösteriyor. Beni kolaylıkla seviyor. Kendimi suçlamadan, yargılamadan, farkında olarak, fark ettiklerimle seviyor. O perdeleri, pencereleri açıyor. Gel diyor. Gel. Sadece gel. Talep et, gel. Yürü, korkma. Korkularını kenara bırakarak. Korkularımdan özgürleştirerek seviyorum. Her şeyi. Yaptıklarımı onca şeye rağmen. Günahlarıma rağmen. Gel diyor. Sarıyor, seviyor. Ben affederim diyor. Gazabım, merhametim, gazabımı geçer diyor. Merhametime sığın, gel diyor. Oku diyor kendini. Ben sevmek için, yakmak için değil diyor. Cehennem yakmak için değil diyor. Öyle yumuşak seviyor ki. Öyle bereketli, öyle rızıkla, öyle sonsuz ikramla, mucizelerle seviyor ki. Sarıyor, sarmalıyor. Şimdi kucaklanmaya bırak. Öyle bir kucaklayıp sıkıp bıraksın ki o sevgiyi en derinden öyle bir hissettirsin ki şimdi o en derininden gelen fışkıran sevgi ve ilahi aşkı şelaleler ol aktar bize. Sadece sevdim de yarattım diyor. Sadece sevdim. Her şeyi sevgi üzerine halk ettim diyor. Sevgi her şeyin anahtarı diyor. Sevmek her şeyin çözümü, her kapıyı açar diyor. Kendini sev. Kendini sevdiğin kadar beni seversin diyor. Kendine olan sevginin büyüklüğü, bana olan sevginin büyüklüğüdür diyor. Şükürler olsun. Evet. Allah Rübeyde tarafımızdan yansımamızdan Allah razı olsun. Hepimizin gönlüne böyle o sevginin güzel tesirlerini, enerjilerini akıttığın için sana hepimiz adına teşekkür ederiz. Aslında hepimizden bir parçayı dinledik. Hepimizde olan bir parçayı. Görüyorsun ki hepimizin an beyan talepleri an içinde kabul oluyor Rübeyde. Her birimiz gibi. Sen ilk defa şu anda tam istedin çünkü. İstediğin an talebin sana sunuldu. Onun için hangimiz bir şey gerçekten talep ettik de ona sunulmadı? Hangimiz gerçekten tam orada olarak bir duayı kulaklarımıza duyurduk da gözlerimizle de bunu seyrettirmediler bize? Çok teşekkür ederiz. Seni biraz dinlendirelim. Seni dinlendirirken Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Sevgili Vasfiye. Nasılsın Vasfiye? Hocam çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Senin bu yaşadıklarımızdan söylemek istediğin bir şey var mı? Sen ne hissettin, ne yaşadın Vasfiye? Ya, hocam ben sizin kadar sizler kadar yoğun yaşadım bilmiyorum ama hani biraz hissettim, çok güzel bir şey. Hani hoş. Peki burada şu anda bu Rübeyde tarafımızın yaşadıklarından, bize aktardıklarından özel bir hal yaşayıp bize aktarmak isteyen, konuşmak isteyen bir arkadaşımız var mı?
yaşadığı duyguları ya da hissettiklerini dillendirmek isteyen bir arkadaşım. Hocam. Evet, Yeşim sendeyiz. Merhabalar. Merhabalar Yeşim. Merhaba hocam, herkese merhaba dedimden selamlar, saygılar herkese. Aleykümselam. Ben şeyde hissettim, hani bu yıldızlar yağıyor gibi dediniz ya arkadaşlarınızın üstüne. Ben o anda gözlerimi kapattım böyle. Gerçekten tüylerim diken diken oldu ve böyle beyaz ama şeffaf bir bulutumsu sanki beni böyle sardı. Böyle her an... Yani seni her şeyinle kabul ediyorum. Kabulümsün der gibi o huzur hocam, huzur. Çok şükür. Peki mesela şimdi buraya büyük ihtimalle bir taleple geldim. Şimdi Rübeyde'nin bu aktardığı şifadan sonra şimdi bir isteğin, bir talebin var mı? Yoksa o huzurun içinde yüzüyor musun, devam ediyor musun? Ya huzurum devam ediyor. Yalnızca benim çözemediğim, bir anlam veremediğim, çocuklukta yaşadığım evet. bir şey var. Onun talebi var sadece. Tamam. Haydi bakalım. Senden başlayalım. Sonra tekrardan vasfiye geçeceğiz. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Biraz da geç katıldım. Kusura bakmayın. İşten önce yetiştim. Bir problemler yaşadım ama hallettik. Hadi hayır olsun. Şimdi şöyle hocam. Ya mesela şöyle. Şimdi sen böyle biraz geç geldiğin için şimdi bizi topraklayarak devam et. Yoksa biz uçup gideceğiz şimdi. Tamam. Yani bir sürü arkadaşımız var. Sabahın anlaşıldı. Hadi bakalım. Hocam ben aşçıyım. 4 yıldır Didim'de yaşıyorum. Aşçılık yapıyorum. Emekli oldum. Ankara'dan buraya geldim. Yalnız kalabilmek için. İyi de oldu. Çok memnunum hayatımdan. Herkese tavsiye ederim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben 52 yaşındayım hocam. Hayatımda ilk hatırladığım anı biz bir sofradayız. Babaannem, babam, annem, oğlan kardeşim benden 2,5 yaş küçük. O sanırım bebekti, annemin kucağındaydı. Diğer sofrasındayız. Ben ne olduğunu hatırlamıyorum. Yani neden dolayı öyle bir babam kızdığını hatırlamıyorum. Babam birden çok kızdı. Annem küçük kardeşimi kucakladı. Kapıdan çıktı dışarıya doğru. Tam çıktı, babam ekmek bıçağını fırlatmıştı. Böyle kapıda böyle sallandı bıçak arkasından. Ve ben de onların arkasından koştum. Bahçeye gittik, işte annem ağladı falan, yukarıda anneannemler ne oluyor falan dediler. Beraber bahçede ağlaştık. Yani bu herhalde 2,5-3 yaşlarındaydım. Yani ilk anım bu benim. Ben bunu unutmuyorum ve ben bundan ne anlayacağım bilmiyorum. Sen şimdi şöyle, sen mi 2,5 yaşındaydın yoksa kardeşin, orayı tam bir daha söyle bize. Kardeşim daha bebekti. Ben 2,5-3 yaşlarındaydım hocam. Sen 3 yaşındasın. Kardeşin kaç yaşında mesela? 6 aylık. O da benden 2,5 yaş falan küçük. Daha küçük bebek yani. Daha yaşı da yok. Ha, yani birkaç aylık. Tamam. Evet. Yani ben şu an mesela içinden çıkamadığım şey, tabii sizinle şifa yolunda bir sürü şeyler açtık. Bir sürü mucizeler var. Yaşıyorum. Anlamlandırıyorum bazı şeyleri. Mesela benim 4-5 yıl öncesinden dayanan bir alacak verecek durumum var. Yani bunu buna mı bağlamalıyım, çözemediğim için ne yapmalıyım? Orada tıkandım ben hocam. Kusura bakmayın. Tamam. Hadi şöyle ama. Sen şimdi bu ne anlama geliyor diye mi soruyorsun? Yoksa şu anda hayatında bir sorun var. Bu sorunla bunun bağlantısını mı şimdi kuralım? Ha, şey yapalım. Şimdi orada anne baba yani şöyle, oldu. Yeşim şöyle. Şimdi mesela bu olayı anlattın, tamam. Ama aslında şu anda bize bir talepte bulunmadın sen. Ben bu olayı anlamadım. Acaba diyorum anne baba olduğu için hani alacak verecek dengesini mi kaçırdım ben? Bak şöyle. Şimdi talebi, şu andaki talebin bu olayın sana ne anlattığını söylememiz. Kabul mü? Kabul. Tamam. Şimdi kapattık. Şimdi Yeşim 2,5 yaşında, belki 3 yaşında diyelim ki. Yani üretim ve güç merkezinin tam ortasında, bunların köklenmesinin tam da ortasında. Yani bir taraftan cinslerinin içeride seçimini, yaratıcılığını, üretkenliğini ve bir taraftan da ateş elementine geçişin tam ortasında şimdi erille dişil, pozitifle negatifi, Rahman ve Rahim'in bir kavgasına şahitlik ediyor. Şimdi erkek taraf, eril taraf, onun Rahman tarafı kızıyor. Kızdıran dişi ve madde taraf dışarıya doğru çıkıyor.
eril taraf bunun kızgınlığı ve öfkesiyle belki onu öldürebilecek, ona çok büyük zarar verecek bir bıçağı fırlatıyor ve şimdi bıçak da kapıda sallanıyor. Ve annesi bu işten çok üzülüyor. Babada ateş, kızgınlık, öfke çok fazla. Annede de çocuğu belki kurtarıp kaçıyor ama şimdi bir şahitlikte kalan bir yeşim var. Hangi yaşta? İkinci çakrayla üçüncü çakra arasında. Şimdi dikkat edersen aşçılık ne işidir mesela? Bir mutfakta ateş işidir değil mi? Evet. Yani üçüncü çakra. İkinci çakra bir üretim işidir. Yani hala aslında mesleğinde iki ve üçüncü çakranın doyumu ve tatmini var şimdi öncelikle. Değil mi? Şimdi yani orada görüp de belki çözemediğin bu bana ne anlatıyor diyor. Hayat yani bu soruyu sen aslında çok uzun zamandan beri bir fotokopi kağıdı gibi ifadelerinle, halinle sormuşsun. Onun için hayat sana türlü türlü yollarla bu yaşadığın olayın cevabını vermiş. Daha sonradan bizim sana anlattıklarımızın farklı yerlerdeki, versiyonlardaki cevabını isteyeceğiz senden. Şimdi diğer taraftan ürettiklerini ateşe atan bir taraf var. Yani diyelim ki senin emeğinle oluşturduğun bir kazancın değil mi? Bir ateş unsuruyla, eril unsur tarafından tehdit edilmesi var. Oraya karşı bir saldırı var. Kızgınlık ve öfke var. Ve bu bir eril, erkek tarafından yapılmış. Demek ki senin hayatında geçmişte kocan olabilir. Erkek arkadaşın ya da bir eril prensip tarafından. Yani otoriter bir bu dişi de olabilir. Otoriter bir kadın da olabilir ama bir eril enerji tarafından dişiye ve kadına zarar verilme çabasını seyretmiş ve görmüşsün. Şimdi bunu not al. Bize bununla ilgili de olayı anlatacaksın. Fakat şimdi gördüğünde ne var? Şimdi şöyle bir şey de olabilir. Örnek veriyorum. Kız doğduğu için bebek baba tarafından yeteri kadar kabullenmemek, eril olursa kabullenirim yoksa ona zarar veririm, onu sevmem ve dışlarım frekansının titreşimi var. Daha içte ve daha derinde dünyaya doğarken bu dünyadaki hayat planına karşı içeriden yeteri kadar yeşimin kabullenemediğinde ruhsal planının onu zorla itmeye çalıştığının içeride frekansı var. Bak şimdi kaç tane frekans tık 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 geldi. Şimdi bugün onu bir yere kadar taşıdı. Şimdi öyleyse şimdi içeride erille dişilin kavgası var. Şimdi tabii bu var derken biz var diyoruz ama bunların bir kısmı zaman içerisinde iyileşti. Bir kısmı belki zaman içinde fark edildi. Bir kısmı iyileşme yolunda. Biz senin bütününü anlatıyoruz yeşim. Tamam. Şimdi kavga eden taraf ne var? Suyla ateş kavga ediyor. Yani 2 ile 3'ün arasındaki bağda kesik var, bıçak var, tehdit var. Öyleyse bedende yumurtalık ve mesaneye giden bir bıçak var. Öyleyse oraya bir doktor müdahalesine zaman içerisinde ihtiyaç olmuştur kaderde. Bununla ilgili ayrıca sen bize anlatacaksın. Peki öyleyse şimdi suya karşı böyle bir şey varsa hayatın akışını durdurmak üzere zaman içerisinde yeşimin müdahaleleri olmuştur. Kendini, üretimini, dişiliğini bir yere doğru yönlendirirken bir müdahaleyle bunu durdurduğun, durdurmak zorunda kaldığın bir tadı tatsızlığa çevirdiğin bir hal ve durumun frekansı ya da kader yaratımı vardır. Şimdi bu anlattıklarımı sen teker teker olay olarak bize bağlaştırıyorsun yeşim.
Hocam aynı şekilde kendim boşandığım eşimle de mesela ben baskıdan dolayı evlendim. Yani cahillik. ayrıldığım eşimle de aynı hemen hemen benzer sorunları yaşadım. Baskı işte şiddet gibi. Ayrıldım 13 sene önce ama o şeyde mesela o yumurtalık kısmı dediniz ya ben 5 aylık çocuk aldırdım. Başka şeyler de oldu ve yani rüyamda gördüm ben o çocuğun olmadığını, olmayacağını. Böyle birkaç deneyimim de oldu. Bayağı sıkıntılar yaşadım. Allah'a şükürler olsun. Yani ben hep şey diyordum, yani vücudumun kendi kendini iyileştirme şeyi var, ilaç kullanmadım falan, bir takım şeyler oldu. O şekilde çok şükür kendimi iyileştirdim, şükürler olsun. Burada şöyle çünkü... Şimdi o bıçaktan çünkü anne zarar görmedi seyrettiğim filmde. Evet. Ama korkusu, dehşeti, tedirginliği var. Evet. Şimdi bir olayın geleceğe olan şeyi ama şimdi bir de bir o olayın temel sebeplerini anlattık. Şimdi bu bir tanesi geleceğe, bir de temel sebeplerini anlattık. Devam etsen. Hı hı. Ben dağıldım hocam. Nasıl toparlayacağım? Şöyle yani. erilin dişile zarar verme çabalarını hayatında nerelerde seyrettin? Ha, patronlarımla mesela işte bu alacak verecek dediğim dava da öyle oldu zaten. Ben patronuma bir kredi çektim, verdim eri rahatlasın diye. Ondan sonra o battı. Ne kendi kredimi ödeyebildim, 4-5 sene oldu, ne onunkini ödeyebildim. Öyle bir zarar gördüm. Evet. Yani erin taraftan zarar görebilmek üzere bak bir sürü ürettiğin kendi üretimlerine, dişin taraflarına şimdi ne yaptın? Bir şekilde zarar verdirttirdin. Şimdi aslında dikkat ederseniz şimdi diğer arkadaşlara da yönelik anlatalım. Hayatınızda yaşadığınız birçok travmanın fotokopi gibi hayatınızdaki birçok konunun üzerine etkileri olduğunu görüyoruz. Şimdi Yeşim bize çünkü şunu sordu. Bunu iyileştirelim, çözelim demedi. Ben dedi bunu dedi anlamak istiyorum dedi. Biz de onu anlattık bakın. Talep kadar. Anlaşıldı mı Yeşim? Çok çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun sizden. Amin. Senden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Selamlar. Evet. Vasfiye'ye geleceğiz. Beyza Karapıçak. Şimdi bıçaktan bak yola çıktık sana geldik. Merhaba hocam. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Nasılsın hocam, bakalım? Benim talebim... Şöyle, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Şu ana kadarki çalışmalardan kendine bir pay çıkartıyor musun? Bir şeyler fark ediyor musun? Nedir durum? Hocam ben sizin bu şekilde Zoom canlı çalışmanıza ilk defa katılıyorum. Daha önce babayla helalleşme meditasyonlarınızı yaptım. Kitaplarınızı okudum. Canlı yayınlarınıza da katılmaya çalışıyorum. Şifalan. Evet. Yani şöyle biz bunu YouTube'da ilk defa yayınlıyoruz böyle. Biz şimdi kendi aramızda hani böyle çalışmalar daha böyle hani birkaç yüz kişilik çalışmalar yapıyoruz. Ama şimdi hani daha çok bunları dediğim gibi kendi özel gruplarımıza yapıyorduk. Fakat bu özel gecede de biz dedik ki hani böyle şanslı bazı arkadaşlarımızla yapalım. Hem her bir talep edene şifa olalım. Onların her biriniz aynı zamanda şifa aracılarısınız. Siz onların şifalandırıcıları olarak seçildiniz. Bakın. Yani siz kendinizi şifalandırırken kendinizde fark edeceklerinizle kendinizi dönüştürürken şu anda belki bizi izleyen binlerce dostlarımızın da iyileşmesinde bir alanda şifalanmasında aracılık için buradayız. Şimdi, i̇nşallah. Evet, hadi inşallah. Söyle Beyza, nedir talebin? Hocam, benim talebim annemle ilişkimi şifalandırmak. Anneme karşı çok sinirliyim. O da zaten bana karşı sinirli. Ama son zamanlarda hep hani dua ediyorum, onun gülümsemesini istiyorum. Sürekli içinde bir acı olduğundan bahsediyor. Ve mutlu değil, hayattan keyif almıyor, sürekli ibadet ediyor. Ben de ona bunun bu şekilde olmayacağını söylüyorum. Benim de ilgi alanlarım farklı yönlerde. Yoga ve meditasyonla ilgileniyorum. Annemle bu konuda mesela manevi alanda çatışıyoruz. Ortak bir yol bulamıyoruz. Ve yaptıklarımı değerli bulmadığı için üzülüyorum ve buna çok sinirleniyorum. Ama annemi çok seviyorum aslında.
Ama çok da sinirleniyorum. Böyle bir durum var hocam. Bu arada babamı kaybettim erken yaşta. Onun etkisi var mı bilmiyorum. Kaç 9 yaşında yaşındaydın baban? kaybettim. Kaç? Alzheimer'dı. Baban 9. 9 yaşındaydın sen. Tamam. Şimdi mesela Alzheimer'dı hocam. Öncesinde de tanımıyor. Pek tanımıyorduk birbirimizi yani. tamam. Peki. Şimdi tabii baban gittikten sonra ki bizim arkadaşlarımız bilir, çakralar, döngü sistemlerimiz, hani kitaplarımızı okuyun diyoruz ya, şimdi okuduğunuzda çok daha kolay algılayıp anlaşacağız diye özellikle Güzellik Tohumu kitabında bu döngülerden bahsediyoruz. Şimdi orada ne var? 7, 2 daha 9. Şimdi biraz önceki aynı yeşimde olduğu gibi ikinci çakrada şimdi baban ölüyor. Yani 2'nin ikisinde. Şimdi ne yaptın bir kere? Dişilikle ama aynı zamanda anneyle ilgili orada çok önemli bir şimdi noktayı koyduk oraya. Şimdi Beyza ne yapıyor aslında dikkat edersen? Annesini değiştirmeye çalışıyor değil mi? Yani bir taraftan istiyor ki annesi onu onaylasın. Annesi ona değer versin. Annesi Beyza'nın yaptıklarını, ah Beyza ne kadar güzel şeyler yapıyorsun sen. Şimdi bak yoga yapıyorsun ve ben bunu onaylıyorum. İyi ki yoga yapıyorsun. Bak ben namaz kılıyorum, abdest alıyorum, işte sabahlara kadar işte ibadet yapıyorum. Çok güzel ama senin yaptığın da çok güzel desin. Şimdi öncelikle anneden onay isteyen bir Beyza var. Peki neden anneden onay istiyor? Çünkü Beyza kendini onaylamadığı için annesinin onayına muhtaç şu anda. Öyleyse Beyza kendini niye onaylamıyorsun? Hocam yaptıklarımı yeterince değerli görmüyorum. Çünkü etrafımda yeterince değerli görünmüyor zaten yaptıklarım. Yani ailem tarafından da. O yüzden onaylayamıyorum kendimi ben de. Şimdi arkanda güç ve destek olarak neyi görüp hissediyorsun? Hocam ben yaşamı çok seviyorum. Yani Allah'ı seviyorum. Coşkuluyum hayata karşı. İnsanları seviyorum. İçimde hani kin, negatif duygu çok fazla barındıramam. Hemen geçer. Böyle hızlı bir insanım, heyecanlıyımdır. Ya bütün bunlar beni hayata bağlıyor. Bu şekilde. Annenle benzeştiğin yerler neler Beyza? Annem sinirlidir. Çocukluğumda da öyleydi. Ama şu an eskisi gibi değil. Ama bu sefer de ben ona sinirliyim. İnatçıdır. Çok inatçıdır. Dediğim dediktir. Ben de öyleyim ona karşı bir nevi. Bunlar. Ama hep de rahatsız oldum. En çok rahatsız olduğum şeyler zaten bunlar. Ne mesela en çok rahatsız olduğun şey ne annende? Ya dediğim dedik olması ya ben biliyorum bunu. Bu benim bildiğim doğru. Mesela bu sevap sadece. Diğer her şey senin yaptıklarının hiçbir anlamı yok. Değersiz. Bu benim dediğim doğru. Şimdi sen de diyorsun ki mesela yoga doğru diyorsun. Evet Fark ben de var mı? onun yaptığı şey ama mesela sürekli bir sofu gibi aynı şeyleri tekrar etmektense yaşamın içine karışıp bir kuşun sesini, cıvıltısını dinlemek, bir gün doğumunu dinlemenin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü rutinden çıkmak bu. Evet. Şimdi Beyza, insan aynı olanı itiyor ve ondan rahatsız oluyor. Yani annende rahatsız olduğun bütün taraflar sende çok fazla olduğu için çok sinir oluyorsun. Ve gittikçe annene daha fazla benzediğin için çok kızıyorsun ona. Kestirmeden gidiyorum şimdi. İtirazın olduğu yerleri söyle açalım. Hocam içten içe fark ediyorum ben zaten bunları. Şimdi bak dediğim dedik değil mi? Evet. Sen dediğin dedik olduğu için şimdi annem ne diyorsun? Eskiden sinirliydi. Şimdi ben sinirliyim. Sen zaten şimdi annenin gençliğindeki hali yaşıyorsun.
Ama annen sana kendi fikirlerini dikte ettirmeye, empoze etmeye çalışıyor. E sen de kendi fikir, kendi hayat tarzını ona dikte etmeye çalışıyorsun. Ne farkın var annenle? Annenin onayını alabilmek için annene benzemek zorunda değilsin Beyza. Anahtarın burada. Sen sen olduğunda, kendini kendin olarak kabul edip onaylayabildiğinde hayat aynasında seni dışarıda annen dahil herkes onaylayacaklar. Oradaki insanı şaşırtan ters nokta burası. Aynaya bakıyorsun, ayna beni onaylasın diyorsun. Ama sen kendini onaylamıyorsun. Aynaya bakıyorsun, saçların dağınık, aynanın saçları düzelsin diyorsun. Ayna kendi saçlarını tarayamıyor Beyza. Sen saçlarını düzelttiğinde saçların düzgün görünüyor. Şimdi yanılsamayı nerede yaptığını gördün mü? Evet. Hocam ben bunu zaten hep fark ettim. Gerçekten. Çok güzel. Ama söyle. Bilmiyorum ki. Yani hep kızdım sonra kendime. Mesela ona öfkelendikten sonra aslında nedenini bildim. Bu yüzden dedim. Ya bak sen de zaten aynı şeyi yapıyorsun. E sen de onunla bir takım frekanslar dinletmeye çalışıyorsun. Gel anne bak işte Ünal Güner'i takip edelim. Onun şeylerini dinleyelim. Yani kendi ilgi alanlarını söylemeye çalışıyorsun. E sen de yapıyorsun aynı şeyi. Sonra ona sinirleniyorum, bağırıyorum. Sonra çok üzülüyorum hocam. Ağlıyorum gerçekten. Allah'ım bir daha annemi üzmek istemiyorum diyorum. Ama tekrar bir döngün içindeymişim gibi aynı şey yaşıyorum. Sen Kaderin Kodu kitabını okudun mu Beyza? Okudum hocam, okudum. Orada istemiyorum demek, istemek demekti. İstemediği şeyi değil, insan sadece talep ettiği gerçek isteklerini söyleyebiliyor çünkü. Yani sen anneni üzerek annenin seninle ilgilenmesini sağlıyor musun? Biraz çarpıcı oldu. Yani annem benden ilgilensin de, yani ister baskı yapsın, ister benimle ilgili şikayet yapsın. Yeter ki dikkati ve ilgisi benim üzerime olsun. İstiyorsa bana itiraz etsin diyor Şuur Alt. Sen yeteri kadar içerideki Beyza ile ilgilenip onaylamadığın için dışarıdan bir ilgilenici olarak anneni beslemeye çalışıyorsun, kışkırtıyorsun. Biraz sert mi oldu? Evet hocam. Çünkü ben kendimle çok fazla ilgilendiğimi düşünen biriyim. Hani bedensel farkındalık evet. Her anlamda. Tam başta burası bak. Kendine o kadar güzel servisler yapıyorsun ki Beyza. Bak ben müzikler dinliyorum, yoga yapıyorum. Bedenim ne istiyorsa yapıyorum. Yapmadığın alan yer neresi? Kaçtığın yer. Hocam şöyle söyleyeyim. Ben karanlıktan çok korkuyorum. Hani manevi çalışma size hatta sormuştum ve cevaplamıştınız. Gerçekten çok memnun olmuştum. Kendi içindeki karanlığa bak demiştim. Ama meditasyona oturduğumda bir şeyler yapmaya çalıştığımda yani o bağı kurmaya çalıştığımda coşkulu bir biçimde. Çünkü içimde o sevginin ve coşkunun olduğunu hissediyorum. Hocam çok korkuyorum. Yani bir şeyler beni o manevi alanda sanki itiyormuş gibi. Yani kaybolacakmışım gibi hissediyorum. Ve bu alanda bazen uzaklaşıyor olabilirim. Hı-hı. Korkuyorum çünkü. İşte bak ne kadar güzel. Tam da burası işte. Şu ana kadar çünkü o ince alana girmemen gerekiyordu. Değil mi? Yani karanlık aslında aynı zamanda dişi taraf. Şimdi kaç yaşında şimdi baban ölmüştü? 9 yaşında dedik. Yani şimdi 7, 2 daha 9. İkinci çakra. Yani ikinci çakranın ikinci çakrasında hani bir yerde siyah ve beyazın,
Yin ve Yang işareti ikinci çakranın aynı zamanda. Yani hem ay hem de oradaki dişil frekans. Tam da oraya blokajı koydun. Ürettim, yarattım ama aynı zamanda da olumsuz duygusu korkular. Yani babanla anlaşman gereği 9 yaşında onu yolcu etmen aslında bir şekilde oraya korku frekansı koyma anlaşmandı. Ve seni bugüne kadar onun için ışıkta tuttu. Yani sen kendin aydınlıktayım zannettiğin hep yerlerde. Yani işte hadi bedende, hadi yogada, hadi işte ışıklı yerlerde yani. Gördüğün görsel alanda. Onun için içsel alandan kendini uzak tuttun. Derininden, kendi içinden, kendinden kaçtın. Onun için de yani dışarıda seyrettiğin, gördüğün film ve manzaranın içerisinde annenle olan, yani aşırıya ibadetlerinde, geçmişe yönelimde kendini belki günahkar, kendini belki çok fazla yatay ve negatif alanın içerisine hapsetmeye çalışan bir anne seyrettin. Şimdi annen kendini günahkar hissediyor mu? Evet hocam. Yani sürekli af diliyor. Evet. Çünkü annen içeride o karanlıkta kendini suçluyor. Pişmanlıkları ve kendince günahları var. Hatta kocasını yollayanın, yollama anlaşmasını yapanın kendiyle ilgili kısımlarını hatırlayarak kendini o alanlarda cezalandırmak istiyor. Şu ana kadar. Seyrettiğin anne filmi bu. Şimdi onun için sen de kendi karanlıklarından şu ana kaçtın ve korkmaktan ve korkudan kaçtın. Korkuyla yüzleşene kadar. Şimdi biraz önce arkadaşlarımızdan bir tanesi söyledi. Korkuyla yüzleşebilmek, ölümle yüzleşebilmek çok önemli ve çok kıymetli Beyza. Ölümü kucaklayabilmek çok önemli. Ölüm beyaz ama karanlıktan geçip beyaza geçiyorsun. Onun için Beyza bugüne kadar bildiği alanlardan çıkmamak üzere bir programı vardı. Beyza için tüm yeniler içeride kaçılacak şeylerdi. Onun için dışarıda sürekli yenilikler peşinde ve coşku peşinde koştu. Şimdi mekanizmanı gördün mü? Bu senin kodlaman şu ana kadar ki. Dışarıda o kadar yeni ve farklı farklı alanlara yönelebilmen için, geçmiş aile planından yepyeni alanlara geçebilmen için böyle bir kodlamaya ihtiyacın vardı. Şimdi artık yenilere yönelebiliyorsan, dışarıda yenilikten yeniliğe geçişler yapabiliyorsan, artık bu alandaki farkındalığını şimdi içeride de yapabilecek duruma geldiğin için bu alana bir daha ışık tutup öyleyse bir taraftan geçmişten özgürleşerek bir taraftan annene benzemekten bile korkmayarak ondan faydalıları alabilirim, faydasızları da bırakabilirim ve hayat aynasında annende kendini seyrederken evet bu taraflarım şu anda benziyor ve kucaklıyorum. Benim de kendimi suçladığım alanlar olabilir. Annemi suçladığım taraflar olabilir. Ve bunların her birinin bana olan hizmetlerini alıyor, teşekkür ediyor. Ve şimdi Beyza olarak yeni hayatıma yeniden başlıyorum diyebilirsin. İnşallah. Şimdi bize bu anlatılanlardan hissettiğin, fark ettiğin ya da anladığın bir kelime ya da bir cümle varsa aktarabilirsin Beyza. Hocam şöyle, hayat aynası
Yani kendimi bu kadar çarpıcı bir biçimde izleyip de aslında kendimi tanıyamıyor olmama şaşırdım. Bu çok ilginç geldi. Hani bu ilgi talebim, hani onay talebim, tüm bunlar. Çok şükür. Teşekkür ediyoruz sana. Allah senden razı olsun. Sizden sevgili... de çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sevgili Gülhan Tanış, nasılsın? Selam hocam. İyiyim. Siz nasılsınız hocam? Çok şükür. Bu anlatılanlar, yaşananlar neler diyorsun? Neler seyrediyor Gülhan kendi gözlerinden? Ya hocam ne soruyorsam her arkadaş cevap veriyor. Mesela ben 9 yaşındayken iç kanama geçirdim ve dediniz ya ölüm deneyimi. Ben efendim evet ben yaşadım ve siz bana Gülhan deyince yani gerçekten hissediyorsunuz hocam. Yani ben 9 yaşındayken merdivenlerden yuvarlanıp iç kanama geçirdim. Ailem bunu fark etmediği için hocam 3 gün evde kalmışım ben. 3. gün hastaneye götürülüyorum. İşte apar topar ameliyat almıyorum. Sonra doktor çok ilginç. O apandistim patladığını zannediyor. Açınca iç kanama olduğunu görüyor ve ya bu ileride apandisten de sorun yaşar deyip aileme bile sormadan apandistimi alıyor hocam. Komik bir durum. Yani böyle yıllarca bir okuma yapmaya çalıştım. Yani mesela benim bağırsakla ilgili problemlerim oldu. İşte mutlulukla ilgili sizin bir tane videonuzda şey fark ettim. İşte apandisit alınan insanlarda işte serotonin hormonunun salgılanması azalıyor. Yani ben böyle kanla evet. ilgili. Hı. Evet hocam buyurun. Birçok uyku bozukluğunun kalitesiz uykunun sebeplerinden bir tanesi bu. Onun için belki aktarılmıştır. Biz yine seni dinlemeye devam ediyoruz Gülhan. Hocam ben o ameliyat esnasında resmen gittim hocam. Yani o beyazı görmek olayını hatırlıyorum ve ben 9 yaşındaydım. Yani sanki böyle bir el geliyor musun geri mi gidiyorsun dedi bana böyle. Değişik bir hal yaşadım. Çünkü hocam ben çocukluğumda böyle çok enteresan ruhsal görüleri açık bir çocuktum. Herhalde kapatılması gerekiyordu. Kafamın üstüne 3-4 kere düştüm. Hatta burada böyle T harfi şeklinde bir dikişim var. böyle o düşmelerimden sonra ama hocam o kadar enteresan bir şey ki düşüyorum betonun üzerine kanlar akıyor, kafama şeker döküyorlar. Yani eskiden böyle dursun diye şeker dökülüyor. Ama hocam ben orada değilim. Hiçbir şey hissetmiyorum. Yani belki etrafımdaki herkes ağlıyor, üzülüyor. Diyorum ki ne oluyor yani? Çok enteresan bir şekilde mesela işte bana ödev verdiniz hocam. Cezalandırıcı Allah inancıyla ilgili yazı yazın dediniz. Yazıyı yazdım çok şükür ama 2 gündür hocam tekrar bir ölüm deneyimi diyebilirim size. Yaşadım. Yani sanki böyle şey hocam beynimde yüzyıllardır belki 1000 yıldır var olan putların yıkıldığını, kırıldığını hissettim. O kadar böyle... Evet hocam. Hani hepimizin o kafalarının içinde bu sadece yani bir manevi inançla ilgili değil. Birçok bilim adamının var, birçok insanın var, birçok duygu hali, geçmiş töreler, inançlar, birçok konuyla ilgili her birimizin putları var. Bu güzel gecede her birimizin kafaların içlerindeki o putları, putperest tarafları, inanç kalıplarını kırabilmesi için şimdi yaşadıklarını, güzel birikimlerini bizle paylaş Gülhan ve bizler de bu alanlardan özgürleşebilmek için senin şifandan faydalanalım. İnşallah hocam. Hocam çok enteresan bir şekilde hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak böyle karanlığı gördüm yani dünden beri hocam. Ama o putların kırılma işlemi şöyle bir şey de var. Yani bu senin talebin de diyor sistem. Yani bir de çok hızlanmış bir şekilde. Mesela önceden hocam bir şey istediğim zaman belki bir ayda, 2 ayda şu an saniyede oluyor ve o iniş çıkışlar da saniyede oluyor. Yani birden en dipte olabiliyorum, cehennem diyeyim size. Birden de cennetin en üst yerinde de olabiliyorum. Çok ilginç bir iniş çıkış yaşıyorum. Anlayamıyorum hocam. Sonra işte o putlar kırılmaya başlayınca şöyle bir şey var. Ya ne geçmiş var, ne gelecek var, hiçbir şey yok. Ya böyle boşluktayım yani bir hiçlik hali hocam böyle kafamın içi böyle sanki böyle
bomboş böyle. Yani ben kimim gibi bir algıya düştüm. Yani nereden geldim, nereye gidiyorum? Ondan sonra mesela çok enteresan bir hal hocam böyle. Bir de o gün siz Hızır'la ilgili bir çalışma yaptınız. Orada ben niyet aldım. Dedim ki Allah'ım dedim, ben güveniyorum. Ben bu çalışmaya katılmak istiyorum dedim. Çok ilginç. Bugün de çıkınca ben böyle kaldım. Demek ki bende şey anlayışı vardı hocam. O cezalandırıcı Allah inancından önce de. Beni Allah görmüyor. Beni Ünal Hoca da görmüyor. Evet. Ama sonra hayır, ben görünmek istiyorum. Yani ben görünür olmak istiyorum. Aa, aynada ben kendimi görünce Ünal Hoca da beni görüyor. E Allah da görüyor. Ama bunların içinde de hepsi o zanları bırakmakla başlıyor hocam. Ben şunu fark ettim. Kitaplar okuyorum, eğitimler alıyorum. Ama sistem diyor ki bırakmadan, hale geçirmeden benim kapıma gelemezsin diyor. O kadar açık ki. Bırakman gerekiyor. Yani annenden, babandan öğrendiklerin ya da işte mesleğinden öğrendiğin, çocuğundan, eşinden, bunları bırakman gerekiyor diyor bana sistem. Yani neye tutunursam hocam o benim sanki putum oluyor gibi bir şey. Mesela biraz önce arkadaş dedi ya işte ben yoga yapıyorum. Ben de şey diyordum aileme. Aa, ben kişisel gelişim kitapları okuyorum, siz yapmıyor musunuz? Halbuki hocam ben onlardan daha büyük bir egoya girmişim. Farkında değilim yani. Nasıl bir egoysa bu. Yani çok ilginç. Mesela onlarınki çok masumane. Yapmıyorsunuz, ben yapıyorum. Oh işte falan değil mi? Yani onlarınki belki çok masumane. Böyle materyalist bir şekilde yapıyorlar bir şeyler. Ben bak ben manevi olarak bir şeyler yapıyorum, siz yapmıyorsunuz diyerek zaten o daha büyük bir ego. Daha bir... Böyle her birinizin hani pozitif tarafı büyüdükçe negatif tarafı, şeytan tarafı da o kadar büyüyor. Tek taraflı bir büyüme değil bu. Evet, devam et. Hocam ondan sonra zaten ben biraz böyle inanç konusunda da böyle nasıl diyeyim size, ruhsal olarak çocukluğumdan beri bana biri dese ki Gülhan gel gideceğim, yani o derecedeyim yani. Ayaklarım toprağa hiçbir şekilde basmıyor. Hayatımda erilin dişile yaptığı şiddeti görmemin nedeni bu. Hocam birebir bana kimse bir şiddet uygulamadı ama ben şiddet içeren bir şeyleri seyrettim. Yani o kadar bir hassas bir çocukluğum var ki nasıl diyeyim hocam, böyle herkesin derdiyle dertlenen, yani cebindeki parayı herkese verebilen, o yani kendini hissedemeyen, Gülhan o parayı kendine daha almadan dışarıya veriyordu hocam. Yani o hissiyatsızlık acıyla alakalı. Ya yani mesela dıştan belki Pınar arkadaşımızın da konuştu. Dıştan baktığında çok acı ama o kişi onu yaşadığında onu hissetmiyor. O çok ilginç. Ben hissetmiyordum hocam bu acıları ya da mesela hak yediği iyi işleri. Onu hissetmediğimi fark ettim. Bir de hocam işte Adem peygamberden işte Hazreti Muhammed'e kadar, peygamberimize kadar olan bütün o peygamberlerin hepsinin bizim içimizdeki boyutlar olduğunu ve o boyutlardan geçmeden aradığımız özle buluşamayacağımızı kabul etmek ve oraya gidebilmek için, oraya ulaşabilmek için de zanlarımızı, putlarımızı bırakmamızın gerektiğini kabul ettiğimde yollar açılmaya başladı. Benim dediğim doğru olmayabilir. Bir de mesela şimdi biri diyelim ki başka bir inanca sahip, diğeri başka bir inanca olabilir. Nefesleri adedincedir Allah'a giden yollar. Ben benimkini üstün saydığım anda zaten ayrımcılık yapıyorum. Tevhid bilincinden çıkıyorum. O zaman zaten selam halinde kalmıyorum. Bunu fark ettim hocam. Yani kabule geçtin. İnşallah hocam. Kabuldeyim inşallah. Hadi. Çok şükür. Yine paylaşımlarda bulunalım. Teşekkür ederim. Nihan, çok sağ olun hocam. Sağ ol. Nihan Çiftçi. Merhabalar. Merhabalar sevgili Nihan, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Herhalde ilk defa bir çalışmada bir araya geliyoruz. Öyle zannediyorum, değil mi? Evet, evet. İlk defa böyle bir canlı yayına katılıyorum ve ilk defa böyle bir çekilişte bir şey kazandım. O yüzden çok heyecanlıyım. Hadi başla. Ve çok şaşkınım. Hani benim için mucize gibi bir şey şu anda burada olmak. Çok enteresan geldi bu akşam. Özellikle bu akşama denk gelmesi. Nihan, mucize zaten sensin. Mucizeden evet. Daha büyük bir mucizesin sen. Devam et. Evet.
Şimdi benim durumum da şöyle, 21 Ekim tarihinde bir meme kanseri tanısı aldım. Aslında yolculuğum bu şeyle başladı, hastalıkla başladı. Hani ilk başta evet sorguladım, hani bu neden benim başıma geldi, hani ben bunu neden yaşıyorum? İşte sonra hemen kemoterapiler, arkasından işte bir ameliyat. Şu anda radyoterapi aşamasındayım. 19'u gibi radyoterapim de bitecek. Ama tabii hani bu şeyde hastalıkla beraber bu yolculuğa çıkmış olduğumu düşünüyorum. Burada da bu hastalıktan şifalanmayı ve bu ruhsal yolculuğumu hızlandırmaya niyet ediyorum. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. Peki. Öncelikle hangi göğüste oldu? Sağ, sol? Sağ. Sağ, sağ meme. Sağ. Evet. Peki. Şu anda bu rahatsızlık sana neler kazandırdı? Yani sağ memende diyelim ki bir ameliyat yaşadın, işte bir sürü radyoterapi, kemoterapi, ağır operasyonlar bunlar şimdi. Evet. Şimdi bu kadar ağır ve sert şeyler, şimdi Nihan'ı 21 Ekim'den bu zamana bir yerden bir yere taşıdı. Ama şimdi rahatsızlık tarafını boş verelim. Şimdi bu kazandırdıklarını bize söyleyin. Şimdi hayatın şuradaydı ve şimdi hayatın burada. Bu kazançlarını bize anlat ve bize bunları önce bir duyur. Şimdi bu hastalıktan önce aslında şöyle düşünüyorum. Hani Nihan kendisini unutmuş bir insandı. Sürekli dışarıda koşturan, İşte araba tepesinde sürekli bir yerlere giden, alışveriş yapan, işte onu alan, bunu satan, sürekli böyle dışarıda bir koşturması vardı. Şimdi bu hastalıkla beraber hani şunu anladım ki evet kendime aslında çok fazla özen göstermemişim. Hep bir şeyleri halletmekle uğraşmışım dışarıda. Kendi içimde hani bir takım şeyleri yaşayamamışım herhalde. Hep başkaları için uğraşmışım. Kendimi unutmuşum. Bu hastalıkla beraber evet biraz daha kendime döndüm. İşte WhatsApp gruplarında mesela şu anda işte o gruplardaki o yoğun yazışmalarla hiç ilgilenmiyorum. Tamamen hani onlardan şeyim kopmuş durumdayım. Sadece kendim şu anda kitap okumaya, işte videolar izlemeye, dinlemeye, kendimi hani bu konuda nasıl eğitirim, nasıl geliştiririm, nereden neyi yakalarım, ben bu hastalığı neden yaşıyorum, hani şimdi duyduklarımdan evet bu hastalığı ben seçtim ama ben neden seçtim bunu, hani hangi düşünceyle ben bunu yarattım? Onları bulmaya çalışıyorum. Hani Kaderin Kodu, Güzellik Tohumu iki kitabınızı da okudum bu kemoterapiler döneminde. Birçok kitap okudum aslında. Farklı yazarlardan. Bulduğum her kişisel gelişim kitabını okudum neredeyse. Şimdi bu süreçte işte bu hastalığı neden yaşıyorum? Hangi düşünceyle yarattım ben bunu? Bunu merak ediyorum. Bunu arıyorum. O düşüncelerimi bulmaya çalışıyorum ama bulduğumu hala sanmıyorum. Fark ettiğim evet birçok şey var. Kendimle ilgili törpülediğim bir takım şeyler var. İşte bir öfke patlaması çok fazla yaşıyordum. Bunu törpülediğimi düşünüyorum. Artık biraz daha kontrollüyüm. Biraz sinirli, çabuk sinirlenen bir tiptim. Bunları biraz daha kontrol edebildiğimi düşünüyorum artık. Sevgi anlamında aslında hani
dışarıdaki her şeyi boş verip sevginin ne kadar daha değerli olduğunu anladım. Aile içerisinde. Şimdilik ben bunları söyleyeyim. Çok güzel şeyler anlattın bize. Şimdi öncelikle bedenlerine bu rahatsızlığı davet etme programıyla gelenler belki dünyaya. Şimdi senin bu anlattıkların ve deneyimlerinle belki kendilerini şifalayabilmenin anahtarını alabilirler. Yani sen aslında bir şekilde bu yaşadığın hal farkındalıkla nasıl ki şimdi kendine bir sürü şimdi kazançlar elde ettin. Şimdi önce onun için ne dedik? Kazançlarımızı bir görelim. Yani Nihan buradan ne kazandı? Şimdi çok güzel şeyler söylüyor. Bak kendime diyor daha fazla değer veriyorum, daha fazla zaman ayırıyorum. Kendimi nasıl geliştiririm diye bakıyorum. Şimdi aile içerisindeki sevgiyle ilgili odaklanabiliyorum ve daha çok kitap okuyup eğitim alabiliyorum. Şimdi daha önceden nasıl Nihan? Bir kere kendini unutmuş. Değil mi? Arabanın tepesine geçiyormuş. Oradan buraya, buradan oraya özensiz sürekli oyalanıyor. Ama en önemlisi hep dışarıda. Kapı çalınıyor. Şimdi birçoklarınız için anlatıyorum. Nihan, evde yokum. Neredesin? Araba kullanıyorum. Nihan, neredesin? Biraz alışveriş yapayım. Bırakın lütfen beni. Nihan, buraya niye geldin? Niye dünyadasın? Lütfen bırakın beni. Ben dışarıda olmak istiyorum. Dışarısı neresi Nihan? Burada buluşmaya geldim. Bu dünyadan tat almaya geldin. Oyalanmayı bırak da gel buraya. Nihan kendinden kaçtığı için kendinden kaçanlar dikkat. Özünden, ruhundan, varlığından, maneviyatından kaçanlar. Değil mi? Şimdi çok şükür ki şimdi bugün Nihan kendine doğru gidiyor. Kendine doğru gitmek için, kendiyle buluşabilmek için evet kolay bir yol seçmedi. Ama emin olun ki eğer o dışarıdaki haliyle bu hayatı yaşayıp 100 yaşında ölmek varsa diyelim ki Nihan kendiyle buluşmayı, kendi olmayı, kendi tatlarıyla daha içeriye gitmeyi seçecek bir hayat programını onayladı. Onun için şu anda bütün bu geçtiği evreleri teker teker öncelikle dedi ki evet ben kendime yönelebilmek, değerimi bilebilmek, kendime akabilmek, aile içerisindeki bu sevgi tatlarını ve kavramlarını hissedebilmek için bu gidişata dur diyorum. Şimdi bu dur deme halini hatırlıyor musun? İfadelerinle, halinle, nereye gidiyorum? Nihan, buraları hatırlıyor musun geçmişte? Hastalanmadan evvelki hallerini. Son böyle inişte, dipte olduğun, hani kaza yapmadan evvelki halini. Yani bu tanıyı almadan önceki son halimde şeyi hatırlıyorum sadece. Hani evin içindeki şeye çok düşmüştüm. Hani işte pandemi başlamıştı. Evde böyle bir kendimi sürekli temizlik yapar haldeydim. Orası biraz temiz, titiz, böyle düzenli de bir tipim. Evde böyle sürekli işte ay orası temizlensin, ay orası temiz. Yani her şey mükemmel olmalı, her şey tertemiz olmalı evin içerisinde. Yani öyle hatırlıyorum. Sürekli bir temizlik halindeydim evin içerisinde. Çünkü bütün temiz olanlar kendini kirli hissedenler. Kendini nerede böyle çok suç işlemiş, kirli ve kötü, değersiz hissediyordu Nihan? Suç işlemiş, kirli, değersiz. Yani
Bilemedim. Peki kendini, bir erkeği, eril tarafını, ruhsal tarafını besleyemediğin alanları, yerleri nerede görüp fark ettin? Yani hani eşimle de belki o anlamda şey olabilir, hani böyle çok fazla işte özel günlere çok değer vermez. Aslında çok sever ama şey yapamaz, bunu gösteremez. Ya. Gösteremez mi? Göstermemeye devam ediyor mu? Devam ediyor. Şimdi hayat aynasında hala kendini yeteri kadar özel ve değerli hissetmeyen, çünkü bir Nihan orada hala duruyor. Nihan neden değersiz hissediyor kendini? Belki yeteri kadar ilgi görmediği için. Nihan, anne ne demek senin için? Anne koşulsuz sevgi. Annen sana nasıl bakardı? Yani annenden baktığında kendini nasıl görüyorsun? Annen seninle nasıl ilgilenirdi? Nasıl akardı? Ne yapardı? Annem aslında hep ilgilenirdi. Hep de yanımızda olurdu. Yani onunla hep düşüncelerimiz hep aynıydı. Ama hani babamla olan ilişkilerinde çok sıkıntılıydı ve bu da bana da yansıyordu, kardeşime de yansıyordu. İşte annem mesela telefonla arardı, ben Antalya'dayım, o Eskişehir'de, telefonla arardı. İşte hani konuşmak için, normal rutin günlük konuşma ya da işte 2-3 günde bir konuşma için. Ama şey, sürekli bir şikayet halindeydi. Babamı şikayet eder. Ses tonundan anlardım mesela onun nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu. Ve konuşmak istemezdim gerçekten. Telefonu uzaklaştırırdım, duymak istemezdim artık son zamanlarda söylediklerini falan. Hani o dönem şeydir, hastalanmadan önceki yaşadığım çok şey bir dönemdir. Böyle 3 günüm net bir şekilde kendimi çok kötü hissederek geçerdi. Nihan, içeride hani koşulsuz sevgi diye kendine sunum yapmana rağmen, o annesine öfkelenen ve kızan, o kızgınlığı ve öfkeyi bastırdığın taraf diyor ki beni görmüyor diyor Nihan. Çünkü orada eril tarafını beslemeyip şikayet eden bir dişi seyretti. Bir anne seyretti. Şimdi demiyoruz ki baban aktı, şöyleydi, böyleydi. Şimdi sadece annenden bakıyoruz. Zaten kocandan bakarsak duyarsız bir babayı seyretmiş olman çok normal. O seyrettiğini tekrardan hayatına davet edebilmek için. Fakat şimdi sen şikayet eden bir anne seyrediyorsun ya, aslında ruhsal ve manevi tarafından içeride şikayet eden sensin. Yaradan'dan niye şikayet ettin geçmişte? Bilmiyorum. Niye şikayet ettim? Sana hangi talebini, hangi istediğini vermediğini düşündün? Yani biraz bu bir 3-4 sene öncesine gidersek hani çok böyle bir gelecek kaygısı içerisine girmiştik. Bir işte yurt dışına gidip yerleşme isteği çok fazlaydı. Onunla çok uğraştık, çok ümitlendik ama hani olmadı. Olmadı, sonuç alamadık ondan. Hani belki o yüzden olmuştur.
Öyle değil. Daha önceye gittik. 18'li 20'li gençlik yaşlarına. Sen neyi talep ediyordun da sana Allah vermiyordu? Ve sen kızıp öfkeleniyordun. ...18-20 yaşlar. Bilemedim hocam, hiç hatırlamıyorum. Bak, orada küslük var. Ve yani artık zaten ben istediğimi vermeyecek, en iyisi ben de dışarıya kaçayım, gideyim diye karar aldığın bir dönem var. O karar aldığın döneme bak. Çocukluk, yani o gençliğe doğru giden dönemde. Zaten ben bir şey istesem vermez ki. Zaten benle ilgilenmez ki. Şimdi ilk dikkat edersen ne dedin? Yani hani bu şeyin çıktığına ne kadar şaşırdın, değil mi? Evet. Şimdi dikkat ederseniz ben mesela kurayı özellikle yani hani görmeden yapmaya çalıştım. Ve o anda her birinizin gerçek niyet sahipleriyle buluşalım istedim. Tabii şu anda hani birçok evlerine oturup seyreden arkadaşlarımızın da çok samimi niyetleri vardı. Ama bir taraftan da her birinizin bir modelinin birçok kişiye şifa, fayda vermesi önemliydi. Ve Nihan çıktı. Çünkü Nihan görülebileceğiyle ilgili içeride artık bir kapıyı açmış. Şimdi biraz önce arkadaşımız anlatıyor ya, yani ben diyor bak kendimi görebilirmişim. Kendimi görebildiğim için de hayat aynasında şimdi diyor yani değil mi Gülhan? Şimdi evet hocam, evet. Bunu fark ettiğin için şak diye Gülhan çıktı. Şimdi evet, mutlaka birilerimiz çıkacaktı ama 1500 kişi içinden sizler çıktınız. Hani işte 3 aşağı 5 yukarı hani 400'de 1 falan şey, yani %1 değil yani. Şimdi demek ki içeride bir kapağı açmış ve bu kapağı açmayı öğrendiği yer şu anda yaşadığı rahatsızlık, hastalık. Fakat şurayı bulması ya da görmesi önemli. Şimdi Tanrı'ya kızıp benim isteklerimi, taleplerimi, mutluluklarımı, tatlarımı ve lezzetlerimi bana vermiyorsun. İçeriden bana akmıyorsun. O zaman ben de dışarıya akarım diye yönünü dışarıya çevirdiğin bir hal ve bir durum var. Orayı görüp fark etmemiz önemli yani. Şu olabilir belki, resim bölümüne girip okumayı çok istemiştim. Hı hı. İki kez denedim farklı şehirlerde, biri Eskişehir'de biri Konya'da. İkisinde de belki çok umutlanmıştım ama hatta işte Konya'dakinde son üçüncü aşamada elenmiştim. O da haksız gerekçelerle olduğunu düşünüyorum. Belki hani o şeye gelebilir o söylediğiniz zamanlar. Hani peki iki defa denedim. Evet. Sen hangi bölüme gittin sonra? İşletme. İşletme. Ve şu anda oğlumla beraber bir resim kursuna başladım. Çünkü o içimde hep kalan bir şey. Oğlumla beraber gidiyorum. Çizim kursuna gidiyoruz. Burada sitede bir bayan veriyor. Hani pandemiden dolayı şeyde de değiliz, dışarıda bir yere gitmiyoruz. Hani belki işte hani onları yapamadım, edemedim. Hani ben seçilemedim ya da işte ne bileyim Tanrı beni görmedi gerçekten gibi bir şey içerisinde olabilirim ve şu anda hani bu hastalıkla belki de işte hani kendimi gerçekleştirme noktasında olabilirim. Her
Sesinizi alamıyorum. Ben gitti internetim galiba. Duyamıyorum hocam. Biz de duyamıyoruz. Duyamıyoruz hocam. Şu anda Ünal hocam bir Ünal hocam bir mikrofon pillerinizi kontrol eder misiniz? Olga, hepimizden böyle oldu. Tamam, şimdi düzeldi. Şimdi duyuyoruz hocam. Düzeldi hocam. Şimdi duyuyoruz. Tamam. Düzeldi. 5 dakika mola herkese. Tamam. Tamam.
Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, geldik. Sen en son bir şey söylüyordun, seni duyamadım Nihan. Son cümleni bize tekrar edebilir misin? Son cümle. En son oğlumla resim kursuna başladığımı söyledim. O zamanki gerçekleştiremediğim içimde olan o şeyi hani şimdi artık onun için bir adım attım, bilmiyorum. Böyle çok enteresan bir şekilde oldu o da. Bir anda çıktı yani. Hiç planladığım bir şey değildi ama bir anda çıktı. Evet. Peki şöyle, işletme nerede işine yaradı senin? İşletme okumak senin nerede işine yaradı? Nerede işime yaradı? Yani havacılık sektöründe çalıştım. Genelde böyle maliyet, muhasebe yönlerinde çalıştım. Hı hı. Hani oralarda işime yaradı. Peki mesela işletme okumayıp da resim okusaydın? Şimdi bir sürü... Çok daha mutlu olurdum. Şöyle, bu geçtiğimiz evrede ama resim yapmış olsaydın daha mı mutlu olurdun? Yoksa şimdi mi ancak asıl resim zamanı geldi? Hangisinin kararı var? Ya mesela resim yapsaydın sadece, diyelim ki o sektörlerde çalışamayıp belki kazanç olarak, iş olarak hani farklı bir durumda olacaktın. Bir daha bak, hangisinin kararı doğruydu ya da seçerdin? Yani yapsaydım ve bu zamana kadar yapsaydım daha mutlu olurdum herhalde. Hı hı. Seçimim bu yönde. Yani olur. Evet, seçimim o yönde olurdu. Şu anda böyle kendimi geç kalmış hissediyorum. Hmm. Yani içeride Nihan'ın keşkeleri var. Şimdi kendini çünkü kirli hissettiği, hatalı kararlar aldığı yer ve durumlar var. Nihan şuna bakacak. Şu ana kadar yaşadığı her türlü durum, her türlü seçim onu bugünkü bu farkındalığa getirmek içindi. Öyleyse deneyimlerini kucakladıkça ağır sınavlar ve acıtıcı eylemlerden uzak olacak. Bu cümle bir daha tekrardan dinle ve tam bunun farkındalığında ol. Tamam? Çok teşekkürler. Sevgili Deniz Çetin. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bir talebin var mı Deniz? Merhaba. Merhabalar. Ya bugün buraya seçildiğim için çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. Son anda fark ettim. 9-10 kala fark ettim. Bir an oldu. Yani talebim... Ya ben de aslında kendimle ilgili hani yüzleşme, kendimi bulmakla ilgili hep böyle farklı eğitimlere katılıyorum. Sizi de sürekli dinliyorum her gün. Bir saatlik araba yolculuğu yapıyorum. O sürede YouTube'dan videolarınızı açıp yol boyunca dinliyorum. Hep bana eşlik ediyorsunuz. Bu konuda teşekkür ederim. Talebim, yani benim tiroid problemim var. Hani genelde hep sağlıkla ilgili söyledikleri için ben de şimdi aklıma gelenleri söyleyeyim. Evet. Tiroidle ilgili bir problemim var. Bunu ilk öğrendiğimde 5. çakrayla ilgili, kendimi hayata karşı ifade etmekle ilgili bir kendimle fark etmem gereken bir durum olduğunu araştırmıştım. Sonrasında işte kendime daha fazla değer vermeye çalıştığım durumlar da oldu. Ama o problemim hala devam ediyor. Boyunla da ilgili oluyor bazen. Yani sağlıkla ilgili yaşadığım en büyük problem bu. Bir de tamam. Şeyim var, demir eksikliği de yaşıyorum. Aslında sadece depomu da yaşıyorum. O da yaşam enerjisiydi sizin anlattıklarınızdan öğrendiğim kadarıyla. Sevgili Deniz, gerek tiroid problemi olsun, gerekse demir eksiklikleri olsun, vücudun bu vitamin ve bu mineralleri almasına rağmen, diyelim ki sen dereotu yesen de, kara lahana yesen de örnek veriyorum, işte demir içeriği alacak bir sürü demir vitamini minerali alsan da mide asit dengesizlikleri bunları beden sindiremiyor. Yani işin temelinde aslında asitle baz ya da midenin
çeşitli duygu durumlarından dolayı aşırı stresle ilgili ya da aşırı kontrol etme ihtiyacı ile ilgili fazla asit salgılaması var. Ve bu sebepten dolayı da doğru şekilde sindirememesi ve özellikle tiroid için gerekli olan iyotun içeriye alınamaması var. Ya da yediklerinin içerisindeki bu mineralleri bedenin absorbe edememesi var. Şimdi bu işin fiziksel tarafı. Evet, tamam, bununla ilgili iyot damlası alabilirsin. İşte yok, demir ihtiyaçları için belki demir kapsülleri, iğnesi, işte yok damlası, bir sürü şey yapabilirsin. Tamam. Fakat öncelikle neden kontrole ihtiyaç duyuyorsun, buraya bakacaksın. En çok kontrolü neye ve kime karşı yapıyorsun? Ben 11 yaşında annemi kaybettim. Sonrasında da benim de aynı diğer bir arkadaşım bahsettiği gibi benden 11 ay küçük bir erkek kardeşim var. Ona ben de böyle annelik görevi üstlenmişim farkında olmadan. Aileme karşı böyle bir şeyim var. Kontrolü, yani yaşamda birçok şeyi kontrol etmeye çalıştığım farkındayım. Aslında şu an bunun farkındalığındayım. Ama bırakamadıklarım var. Hani biraz bırakamamakla ilgili de bir şeyim var herhalde içimde. Yeniye kabullenmekte biraz zorlanmakla ilgili de bir durumum var. Yani şöyle, o kontrol etmek ettiklerin üzerinden yönetiliyorsun şu ana kadar, Deniz. Ve bu sebepten dolayı da altını çiziyorum şimdi. Hem yönetiliyorsun hem de kendini engellenmiş hissediyorsun. Evet. Ya bak, aslında tam ince nokta şurası. Şimdi normalde ne diyorsun? Ben kontrol ediyorum. Kontrol ettiğin tarafından kontrol edilip yönetilirken engelleniyorsun. İşte senin şifren burası. Evet. Şimdi bu cümleden anladığın, bize bir cümle söyle. Kontrol ettiğim şeyler hayatımda aslında beni sınırlıyor da bir şekilde beni yönetiyor. Hani aslında bunun söylediğinizi anlıyorum, tam anlatamamış olabilirim. Tamam. Yani kontrol ettiğim şeyler bir şekilde beni, aslında hayatımı yöneten şeyler. Çünkü ben onları kontrol ederken başka hiçbir şeyi hayatımda yeni alamıyorum. Hep onlarla ilgileniyorum. Böyle bir şekilde de benim hayatımın kontrolü onlar altında. Evet. Onun için ilacın her gün an içerisinde bir kapsül güven. Tamam mı? Tamam. Çok sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili Nuran bir İbiş. Biraz böyle gördüğünüz gibi istediğimiz zaman gaza basabiliyoruz yani. Hani böyle bir kelime bir kelime de gidebiliriz hep birlikte. Evet Nuran, nasılsın bakalım? Merhaba hocam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Nasıl gidiyor? Güzel haller var mı? Arkadaşlarımızdan güzel şeyler öğreniyor musun? Çok güzel, güzel şeyler öğrendim hocam. Bugün ismimi görünce böyle yani çok muhteşem duygular hissettim kendimde. İki kitabını zaten aldım, okudum. Sizi sürekli de takip ediyorum, izliyorum. Bana çok şeyler kattınız gerçekten. Arkadaşlar bana çok şeyler kattı. Ben de şöyle hayatımdan biraz gireyim. Biraz hani biraz da heyecan var açıkçası. Yani aslında şöyle, şu anda birbirimize misafirlik yapıyoruz. Evet. Yani şimdi buradaki arkadaşlar, biz birbirimizin evinde misafiriz. Ama aynen evet, binlerce evde misafiriz. Evet. Yani şimdi bir gün düzenliyoruz. Bugün evet, oku günü aslında. Hayatımızı, kendimizi bir şekilde okuma günündeyiz. Hı. Okunun kulaklara duyurulduğu günde. Aynı anda da işte hepimiz birbirimize misafirlikteyiz. Onun için rahat rahat, hani böyle akrabalar, dostlar, çok yakın arkadaşlar olarak, her birimiz varlık dostları olarak, eyvallah, güzel bir bağ içindeyiz. Dinleyelim. Biraz olsun. Şimdi ben dünyaya gelmişim işte. O zaman dedem rahmetli olmuş, annemin babası. Sonra annem demiş ki işte ben kız olduğumda ne oldu? Bu da dünyaya kız olarak geldi. Annem öyle bir sistemde bulunmuş. Sonra işte şey, o gece annemin rüyasına girmişler. Demişler ki bu sana haktan geldi demişler anneme. Annem de sonra diyor ki bir daha sana sesimi çıkarmadım. Rüyasına girmişler işte. Ondan sonra hocam işte biz
annem işte ya 3 yaşlarım ya da işte 4 yaşında tam olarak hatırlamıyorum. Bizi bir terk etmiş. Dayımlara falan gitti. İşte babamın yüzünden falan. Babam bizi terk edip gidiyordu, bırakıyordu. Annem bakıyordu sürekli. 6 ay gelmiyordu, 1 sene gelmiyordu. Yani babanın sevgisizliği vardı, eksikliği vardı bizde. Böyle sonra işte İzmir'e falan taşındık biz. İş hayatı falan, çalışma derken 1994'te işte kardeşim şehit oldu benim. Sonra işte iş değişiklikleri oldu benim bu arada. 2013'te meme siyahı geçirdim ben, sağ meme alındı işte. Lefler alındı. Üzüntü, stres işte kayıplardı. Tabii babaya öfke vardı burada. İşte bizi terk edip gitmesi, orada bize hani yoksulluk çektirmesi falan. Yani kazandığını bize aktarmaması, farklı yerlere harcaması, işte kumar gibi falan işte. O tür yerlere harcaması, işte anneme şiddet kullanması falan. Nuran. Efendim hocam. Aynı zamanda da Nihan. Şimdi baba ne yapıyor? Seyrettiğim baba size vermiyor. Evet hocam. Bak. Gördüğün şeyde ne var? Sağ taraf eril, maddeye, kıza, dünyaya vermiyor ve akmıyor. Akmıyor, evet. Şimdi aynada bunu seyrediyorsun. Sende bu olduğu için. Evet. Babanda, babalarınızda bunu görüp dönüştüremediğinizde hangi eril tarafta bunu dönüştürme yolunu seçmişsiniz? Sağ memenizde. Evet hocam. Şimdi kadının memesi evet. Onun eril organı. Evet. Çıkıntı. Aha. Rahim dişil organı. Evet. Ama memesi eril organı. Ve yani sağ tarafınız zın besleyemediğini, yani yeteri kadar ruhunuzdan beslenemediğinizi, evet. Daha fazla dışarıdan beslenen bir modeli şu ana kadar seçtiğinizi gördüğünüz için bu rahatsızlık ile içeriden beslenmeyi öğrenmeyi seçen evet. Yansımamışsınız. Evet hocam, evet. Çünkü içeriden beslenemediğiniz için dışarıya şey yapmışız biz. Dışarıdan sevgi, evet. Ya da dışarıdan ilgiye. O evet. Şekilde karşımıza çıkan yani erkek arkadaşımda hani verdiği de belki babamın devamı diyeyim artık bilemiyorum. Orada da hani bir terk edilmişlik yaşadım. Kök çakrada sıkıntı yaşadım. Tiroidlerde bir defa sıkıntı yaşadım işte. Şu an çok şükür iyi. Bazı şeyler falan kullandım. Sizin de birkaç bir şeyler tavsiye etmiş. Onları kullandım. Yani meditasyonları yapıyorum. Hakla daha çok baş başa kalıyorum. Ya içimde hakkı arıyorum, içimde hissediyorum. Ya sizinle ayrı bir şey yani. Ben farklı bir yola evrildim. Farklı bir şey. Ya hayata daha farklı bakıyorum. Hani daha öncesi de öyleydi. Hayata farklı bakıyordum. Hani hiçbir zaman o hastalığı yaşadım. Tek başıma yaşadım. Tek başıma çünkü. Tek başıma oturuyorum. 3 gün benim ayaklarım tutmadı, yürüyemedim. Her şey ben kendi başıma. Kemoterapi aldım. Ondan 2013'te ameliyat oldum. Tek başıma gittim doktora. Her şeyi tek başıma mücadele ettim hayatta. Yani başardım. Yüce Yaradan her zaman diyorum şükürler olsun. Belki bu benim tekamülümdü. Belki bunları yaşayacaktım. Belki bir takım şeyleri görecektim. Hayata daha farklı anlayacaktım, algılayacaktım. Daha farklı bakış açım olacaktı. Daha farklı bakacaktım hayata. Hani daha evet pozitif bakıyordum herkesle. Daha farklı yaklaşıyordum. Hani ötekileştirmiyordum. Ayrı gayrı yoktu ama bu defa biraz daha farklılaştım ben. Bu şeyi yaşadıktan sonra. Hele şu 2 senedir zaten işte 2020'de de Covid atlattım. Kasım'da. Onu da hep meditasyonlarla, takviye ilaçlarla atlattım. Başka bir ilaçla kullanmadım zaten. Verilen ilaçları da kullanmadım. Ben takviyelerle atlattım. Ve pozitif düşünerek bunu yani bu hastalığı yokmuş gibi saydım ben açıkçası. Covid'de yokmuş gibi saydım. O yüzden ya bakış açımı değiştirdim. Hayata bakış açımı. Daha farklı baktım olaylara. Nuran, bir talebin var mı şu anda?
Talebim evet hocam, bedenimin şifalanması, ruhumun daha çok böyle şifa, arınması, hakla bir bütün olmak, daha çok böyle akmak, hayata akmak, insanlara akmak, çocuklara böyle akmak, kendime senin, akmak. Senin şifan Rübeyde tarafından yapıldı mı? Bugünkü evet, talep hocam. Rübeyde evet, tarafından sana evet, aktı ve aktarıldı mı? Aktı. Evet, aktı hocam. Çok şükür. Çok güzel şeyler aktı hocam. Evet. Zaten talebinle an içinde buluştun. Evet. Buluşmaya da devam evet. ediyoruz inşallah. Tam böyle beni şey yaptı. Çok aktı böyle. Çok keyif aldım. Hak razı olsun hepinizden, hepimizden. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol hocam. Evet. Ufuk güzellikleriyle aksın. Aksın, keyifle evet. Keyifle aksın. Evet, aksın. Çok şifayla sağ aksın, huzurla aksın hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Çok sağ ol. Ufuk Zümrüttaş. Merhaba, duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz Ufuk. Seni dinliyoruz. En son sen çıktın, onu gördüm. Şeyde, kurada en son Ufuk geldi. Evet. Ben çıkacağımı bilerek katıldım yarışmaya. Ne kadar güzel, bak eminlikle. Hepimize ders evet. olsun arkadaşlar. Ve içimden şu anda yaşadığım bir sağlık problemi var. Onu düşünerek katıldım. Az önce sizin de söylediğiniz gibi belki de sadece benim için değil, benim gibi bunu yaşayan diğer arkadaşlar için de faydalı olacaktır. Umuyorum. Şu sıralarda sol diz kapağımda bir kitlenme var, kireçleme var. Yürümekte çok zorluk çekiyorum. Aksayarak yürüyorum ve tedavilerini olmaya çalışıyorum. Doktorlara gidiyorum. Kilo vermemi söylüyorlar öncelikle ve bir şekilde kilo vermeyi de başaramıyorum. Bu konuda şifa talebim var sizden. Peki. Şimdi bak. Önce hayatın matematiğinden okuyalım Ufuk. Olur. Sol diz ve kapağı. Değil mi? Burada evet. kireçlenme var. Şimdi içi mi dışı mı daha ağırlıklı yoksa hepsi mi? Yani diz kapağının içinde mi daha fazla, dışında mı daha fazla? İçinde. Ayağın iç katı tarafı. Tamam. İç kısmında. Şimdi özellikle şimdi bir hayatın dişisel tatlarını almaya olan dirençlerinden dolayı dişilikte neler var? Dişiliğin cinsel tarafı var, dişisel tatlar var, üretim yapmak var, bir şeyler üretmek ya da hayatın diyelim ki yaratım tarafında olmak var. Şimdi bu taraflara karşı, dişiye karşı, kadın olmaya ve annene, evdeki dişi taraf kimse, pasif olan babaysa baba da olabilir ama dişi tarafa karşı eğilmekte, diz çökmekte zorlanan tarafların burada öyle katılaşmaya başlamış ki oraları kireçlendirerek sana içerideki halini haber veriyormuş ki ilerlemeyi ve gelişmeyi durduruyorsun. Ufuk, ne yaptığını hatırla. Şimdi sendeyiz. Beklemedeyim. Sadece beklemedeyim. Ne beklediğimi bilmeden bir bekleme hali içerisindeyim. Evet. Yani ilerlemeyi durdurduğun taraf dişiliğine, dişilik derken üretimine, kendini kadın hissetmeye, kendi bedenini ve hayatını sevmeye, tüm dişil tarafların dünya, beden, madde bu taraflar karşısında para dahil eğilirken, diz çökerken birazcık içeride kibrederek, birazcık onlara yüksekten ve tepeden bakarak aşağı görüyor musun Ufuk? Görmüşlüğüm vardı. İşte sana diyor ki hayat, gel diyor bak, bedenini bu alanda kurban ederek
Bunu öğrenebilirsin ama istersen bunu farkındalık ve şuurla öğren diyor. Niyetim bu. Evet. Bu alana bu. Evet, bu alana odaklanıyorsun. Şimdi bugün sadece bunları böyle göstereceğiz. Ondan tamam. Sonra arkadaşlara geçeceğim. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Ayrıca sizinle tanıştığım için, sizinle şu görüşmeyi yapabildiğim için çok mutluyum. Çok şükür. Hadi benim inşallah. Çok güzel bir yansımamsınız. Beni bana uyandıran yansımamsınız. Varlığınıza şükürler olsun. Allah razı olsun Ufuk. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlara çok selamlar. Çok sağ ol. Bu dediğim alanda odaklandıkça göreceksin ki birçok şey açılacak. Yani şu anda anahtarları veriyorum. Çünkü evet daha açabiliriz. Fakat keşke yani, biraz daha açabilseydik. Yani şöyle o şimdi Ufuk ismi dikkat edersen aslında bir ötesi ama bir aynı zamanda erkek ve kadına verilen de bir isim. Değil mi? Evet. Yani yine orada aslında bir eril beklentisi var. Ve eril olamadığı için dişinin ve kadının, kadın olmanın karşısında tam eğilememe kodunu fark edip iyileştirecek Ufuk. Eyvallah. Tamam. Anladın mı? Eyvallah. Tamam. Çok sağ ol. Sen sizi sağ ol. Şimdi gelelim Vasfiye'ye. Evet Vasfiye. Şimdi sendeyiz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Şimdi talebini dinliyoruz Vasfiye. Hocam ben 6 yaşıma kadar bayağı aktifmişim. Bayağı hani böyle hani başkalarının işini bile hani ben yaparım falan diyormuşum. Hani sonra 6 yaşımdan sonra içime kapandım ben. Hani böyle yaşama sevincim biraz daha azaldı. Yani yaşama sevincimi nasıl arttırabilirim? Hı hı. Öyle. Bir de beni hani aldıracaklarmış. Annem hamileyken. Sonra anneannem demiş, ben bakarım falan demiş. İşte anneannem büyüttü zaten beni. Annem babam ayrıydı zaten küçükten beri, bebeklikten beri. Babam uzaklardaydı zaten. Annem de bir nevi öyleydi. Öyle, anneannem baktı. Peki, Vasfiye, senin için hayat nedir? Hocam, bilmiyorum. Vasfiye, hani sana söylediler ya, biz az daha seni aldıracaktık, seni doğurmayacaktık ve dünyaya getirmeyecektik ve sen ölecektin diyorlardı ya sana annen tarafından. Ama annen senin dünyaya doğmana sebep oldu. Geçmiş köklerin. Bu dünyaya gelmek istemeyen sendin. Aldırmak isteyen sadece annen değildi. Sen bu dünyaya doğma planını ittiğin için seni iten bir anneden dünyaya geldin. Onun için bu dünyada bu dünyayla barışmayı, bu dünyayı sevmeyi ve bu dünyadan tat ve neşe almayı öğrenmeye geldin. Ve bu konuda sana en eski köklerinin, anneannenin sembolize ettiği yardımları doğru şekilde alarak hayatla yeni ve doğru bağlar kurarak burada olman ve bunu öğrenmen için buradasın. Onun için unalguner.com'da hayata köklenme, topraklanayım ve kökleneyim çalışmasını sana hediye ediyorum. O çalışmayı yapacaksın. Tamam? Hocam aslında onu bugün ben aldım. Sonra bitiminde bana mesaj geldi. Tam da ihtiyacım olan. Tamam. O zaman madem ki bu çalışmayı aldın, öyleyse anneyle helalleşmeyi bir sana hediye edelim. Aldın mı onu da? Hocam şeyleri aldım. Babayla ve anneyle aldım. Hepsini almış maşallah. Tamam. O zaman arkadaşlarımıza biz belirleyeceğiz. Sana bir tane çalışma hediyemiz var. Söz.
tam ihtiyacın olanı zaten almışsın bak tam da bugün de. İhtiyacın olan, Yasemin Hanım hemen oradan bak kağıdı kalemi eline aldı. Gerekli şeyleri yapacak. Ama önce topraklanayım ve köklenmeniz çok önemli. Bu dünyaya topraklanın diye anneanneleriniz büyüttü sizi. O kadar az topraklanıyordunuz çünkü. Anneannesi büyütenler. Çok teşekkür ediyorum sana tekrardan. Ben şimdi, de teşekkür ediyorum. Sağ ol. Leyla Erkan. Hazır mısın Leyla? Hazırım hocam. Nasılsın bakalım? Harikayım hocam. Sizinle yani başka bir türlüsü imkansız. Çok şükür. Neler oluyor? Neler sohbet ediyorlar? Bu adamlar ne konuşuyor? Bu kadınlar neler anlatıyorlar böyle? Tam da içindeyim hocam. Hiç yabancı değilim. Çok 2019'dan beri sizin takipçinizim. Çok hayatım şükür. Tamamen değişti diyebilirim. Ta ki hayatımın içerisinde kurduğum kelimelerin hayatımı ördüğünü sizden öğrendikten sonra her şey değişti. Hatta ben değiştim, herkes benimle birlikte değişti. Bunu da gözle görebiliyorum fakat göremediğim şeyler var. Söyledir. Nedir talebi Leyla Hanım? Hocam, gerçekten her gün niyetimde şu var. Mesela göremediklerimi göster ya Rabbi, işitemediklerimi işittir. Fakat bu gözlükten hala kurtulabilmiş değilim yani. Peki. Ben bu konuda bir kere bir deneyimimi anlatmıştım. Belki bir gün annemle de canlı yayında anlattırırım bunu size. Ben ortaokuldayken annemin gözlük kalınlığı bir parmağa yakındı yani. Herhalde 10 numaralara falan yakındı yani. Artık göz %8, %10 falan görüyor diyorlardı. Dekorman ameliyatı oldu. Dediler ki herhalde bir kaç ay içinde, 40 gün içerisinde falan göz tamamen kapanıyor. Annem ağlıyor her gün, ben bir daha oğlumu göremeyeceğim, mürvetini göremeyeceğim, şöyle olacak, böyle olacak. Ve bir gece bir rüya görüyor. Rüyasında işte bembeyaz böyle giysili, işte aksakallı, işte bana benzeyen birisi geliyor. Annemin böyle elleriyle gözünün içine sokuyor, gözlerini şey yapıyor. O bir kova suyun içinde yıkayıp tekrar gözünün içine takıyor. Annem sabahleyin kalkıyor. O gözlüğü, yani normaldeki taktığı gözlüğü takınca kör olduğumu zannediyor. Gözlüğü çıkarıyor, bakıyor, görüyor. Gözlüğünü takıyor, göremiyor. Allah Allah diyor. Hani nasıl bir şey falan bu. Atlıyorlar, doktora gidiyorlar. İşte ameliyat oldukları, işte bir sürü gözlerine tüpler falan yerleştirmişlerdi. Annem böyle en ince, en küçük şeyleri bile görmeye başlıyor. Ve işte dosyaları falan inceleyen doktorlar diyorlar ki ya bu göz bu şeyin değil ya dosyalar karışmış. Ve ben onda ortaokuldaydım. Annem o gün bugündür sadece ara sıra güneş gözlüğü takıyor. Hani ben böyle bazen yakında ara sıra zorlandığım oluyor. Son 5 sene evvel falan yine annem şey yaptı. Oğlum dedi, çok dedi göz rahatsızlıklarım falan arttı. Beni dedi bir şey yap, göster işte şöyle yapalım, böyle yapalım. Neyse geldi. Aldım, bir arkadaşım vardı yine benim danışanım. Gittik yanına. Kadın inceledi, etti falan. Valla dedi gözleriniz çok sağlıklı, çok iyi. Hani 70 yaşını bu kadar geçmiş olmanıza rağmen hani her şey çok iyi. Nedir şikayetiniz? Ben dedi sabaha kadar dedi geceleri dedi kitap okuyorum dedi. Onda dedi gözüm ağrıyor. Teyze dedi zaten onlar hepimizin ağrır. işte sen dedi arada dedi bak dedi tuzlu su bilmem ne şunları bunları yap geçer. Şimdi bir açıyı genişleteceğiz. İki görebilmek için gözlerimizi açacağız. Kulakları olan işitecek, gözleri olan açıp görecek. Gözünü kapattığın, görmezden geldiğin yerlere karşı gözlerini açacaksın Leyla. Hiç bana bakmadan oradan bak hala. Bir bana bak. Bakıyorum hocam. Tamam, ben seni bana bakıyor göremiyorum ben seni. Tamam, sen başka yere bakıyorsun zannediyorum. Bakacağım, size bakıyorum. Tamam. Yani tam da göre alanların içinde olacaksın.
Şimdi özellikle bu tesettürle ilgili şuralarınızı açın. Bakın şuradaki gözünüzün kenarlarından örtünüzü iyice kenara alın. Bakın bu çok küçük bir açı. Şimdi bizim Anadolu'daki annelerimiz, anneannelerimiz başlarına yazma bağlamıştır. Saçlarını, başlarını örtmüşlerdir. İşte diyelim ki çeşitli hani güneşin, rüzgarın, bir sürü şeylerin etkisinden korunmak için de bunları yapmışlardır. Fakat hiçbir zaman gözlerinin şurasına perde koymamışlardır. Bu gözün burasına, şu örtüyü, bakın buradaki başörtüsünü buraya alma bir projedir. Açıyı daraltarak daha az yeri görüp farkındalıkları azaltabilmek üzere bir projedir. Bakın. Mesela bizim bazı yaptığımız fiziksel ve ruhsal çalışmalarda özellikle gözlerin açısını genişletmek vardır. Yani mesela gözler bu kadar açıyı görüyorken yavaş yavaş açılır. Şuralara 180'in de buralarına gider. Ve bu açılar arttıkça otomatikman görü alanlarımız, şuur alanlarımız artar. Onun için şuralara o minnacık arada sırada bile tık diye geldiğinde hemen bunları açın. Başın gene kapalı kalsın. Ama burayı hatırlamanız çok önemli. Bakın. Bunların hepsi dediğim gibi çeşitli şekillerde yapılmış projelerdi. Öyleyse neyi görmezden geliyor Leyla? Neyi görmek istemiyor? Çok düşünüyorum hocam. Nasıl? Çok düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor yani. Peki şöyle, hayatında yük olarak gördüğün bir şey var mı sırtında? Sırt ağrısı hariç hiçbir şey. O sırt ağrısı nereden geliyor Leyla? Hocam onu da bilemiyorum. Yani görmezden geliyorsun. Leyla, sırtına fazladan aldığın sorumlulukları senin üzerine hani vazife olmayan fazladan aldığın sorumlulukları görmezden geldiğin için gözlerin rahatsız. Hocam şöyle bir şey. Yok bak bu dediğimde ol. Şimdi bunun bize cevabını ver. Nerede fazladan sorumluluk alıyorsun? Mesela senin için en değerli ne var dünyada? En değerli? Çocukların? Çocuklarım. Şimdi çocuklarının sorumluluğunu fazladan alıyor musun? Annenin, ailenin, çocuklarının sorumluluğunu fazladan alıyor musun? Bir daha bak oraya. Normal yapmam gerektiği gibi düşünüyorum. Peki. Dünyada önceliği ne Leyla'nın? Kendim. Peki hani şöyle düşün. Herhangi bir hal ve durumda yani önce çocukların mı önce Leyla mı? Önce çocuklarım sonra Leyla. Peki çocukların hayat ve kaderlerine çok fazla müdahale ediyor musun? Sanmıyorum hocam. Yani etmiyorum diye düşünüyorum. Çocuklar kaç yaşında? 6 ve 7. 6 ve 7. Bir yaş arayla değil mi? Evet. Şimdi şuraya bakacaksın. Dediğim gibi hani fazladan sorumluluk aldığın yerlere. Evet. Fazladan yük aldığın yerlere bakacaksın. Ve başkalarının şimdi çocuğun olur, annenin olur, kocanın olur. Oraları hani incede buluruz. Fazladan aldığın sorumlulukları fark ederek bıraktığında hem gözlerinde hem sırtında iyileşme olacak Leyla. Tamam. Anladım. Tamam hocam. Teşekkürler. Evet. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ersin Murat. Bu yazıyor ama herhalde senin isim farklı değil mi? Yok benim ismim bu hocam. Ersin Murat tamam evet, peki. Evet evet benim ismim bu. Gerçi değiştirmek için dilekçe yazdım. Oraya harf düşecek bir ay içerisinde ama
Hani o da böyle bir şeye denk geldi ama ismim Ersin, evet, uzunca bir süredir kullandığım. Evet, yani şimdi bak, şimdi biraz önce dikkat ederseniz ufuk. Şimdi orada bir tane nur an var değil mi bak. Şimdi nur ne? Ateş, ışık, eril. Şimdi burada diyelim ki Ersin, yani bir şekilde hani asker, enerji anlamında da ama bir şeye ermek anlamında da yine eril. Şimdi eril isimler, bizim biliyorsunuz isim analiziyle ilgili şeyimiz var. Bir ünalgüner.com'da çalışmamız var. Erle ilgili eğer isminizde onun için bir şey varsa, o erile duyulan bir ihtiyaç var. Şimdi şu ana kadar iyi ya da kötü diye değerlendirme Ersin. Şu ana kadar adın Ersin. Hı hı. Şimdi buna niye ihtiyaç duydun? Neye ermek, neye erişmek ve aynı zamanda içeride bu eril tarafı aktif tutmaya niye ihtiyacı vardı Ersin'in? Bak, o ismin ne Murat? Evet, evet. Aslında uzun yıllar resmimi değiştirmek için herhangi bir girişimde bulunmamamın sebebi o Ersin Murat'taki uyumdu benim için. Çünkü ben de sizin eğitimlerinizde ve hani yazdıklarınızda da okumuştum. Ondan önce de isimlerin insanın kaderi üzerinde etkisi olduğunu bir yerlerden duymuştum. Ama sizinle olan yolculuğumda belirli safhalar açtıktan sonra artık oraya harfine ihtiyaç duymadığımı fark ettim. Arkadaşımın da söylediği gibi siz bize pandeminin bir hediyesi oldunuz. Ben sizi daha önce de biliyordum ama hep bir zamansızlık vardı. Benim bir tane arkadaşım var, buradan da ona selam olsun. Biz uzunca bir süredir sizin videolarınızı ve işte atölyelerinizi, canlı yayınlarınızı dinliyoruz ve böyle parkta yürüyüş yaparken falan yorumluyoruz. O anlamda bir sürü kavram oturdu hayatımızda. İşte mesela kendi merkezinde olmak, hani onu anladık, kavradık veya sınırlarını çizmek gibi gibi. Şimdi çözümlemelerimiz de başladı çok şükür. O anlamda size müteşekkiriz. Hatta ben şey diye düşünüyorum sizi biraz, yani bunu iltifat etmek için söylemiyorum ama hani modern zaman hızırı derler ya, hani böyle bir tınısı var sizin. Hep beraber hızırlar olarak yetişiyoruz. Evet, inşallah ben de çok istiyorum şifacının yolunda da olmayı. Benim sizden talebim birincisi az önce cevaplandırıldı. Kronik bel ağrım var. Birincisi o. İkincisi de erili olan ihtiyaç ne dediniz? Kusura bakmayın, biraz heyecanlandım. Rahat Ersin. Bizim evde belin ne tarafında? Belin sağ mı solu mu? Alt kısmında, yani ortada alt kısmında. Uzun süre oturamıyorum masa başında. Düzleşme var. Erili olan... Bugün... sabah da böyle bir çalışmamız vardı. Evet, onda da vardım. Var. Ben bugün sabah yani oturdum böyle bir dedim ya, böyle bir galiba. Evet, evet. Bilyay Vakfı'na da çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Erili olan ihtiyacım sanırım şey, benim bizim evde otorite annemdi ve ben annemle olan şeyi bir türlü sulh olamadı. Yani ben onu çözmeye çalıştım ama şimdi sizden öğrendiklerimiz çerçevesinde geçmişe baktığımda ben hayatımda hep bir kadın otoriteyle kavgalı oldum. Onu fark ediyorum. Bu arada hep kelimesini ne kadar kullandığımı da fark ediyorum konuştukça. Ama hayatımda hep bir kadın otorite oldu ve ben onunla çekiştim, yoruldum, yıprandım. Dolayısıyla sizden ikinci talebimi de çok uzatmak da istemiyorum. Arkadaşlar, herkes yorulmuştur. Kusura bakma, kimsenin hakkına da girmek istemiyorum. Ben sizden koşulsuz sevilmenin, ilgi, sevgi ve hoşgörü görmenin, görmeyin nasıl bir deneyim olduğunu hissedebilir miyim? Ya da bunu hissetmek için ne yapmalıyım? Çünkü ben annemle, ebeveynlerimle olan ilişkimde koşulsuz sevilmediğimi düşünüyorum. Tek bir koşulsuz sevme deneyim dedemle olan ilişkimde olmuştu. O da çok uzun yıllar önce vefat etti.
nurlar da uyusun. Sevildiğimi hissedemiyorum ya da ilgi, şefkat, merhamet gördüğümü belki de var, ben hissedemiyorum. Bu konuyu çözümlemek istiyorum. Evet. Şimdi sevgilersin. Tabii inşallah böyle kamplar yapıyoruz, yine yapacağız. Böyle daha kalabalık grupların olduğu, hani her ne kadar online da çok şükür bir fırsat. Fakat şimdi burada bizim mesela hiç kamplarımıza katılan arkadaşımız yok. Ama işte diye bir sabahki ruhsal rehberlik sisteminde vardı. Tabii oradaki canlı çalışmaların durumu şeyi farklı tabii. Enerjileri çok daha yüksek, daha farklı. Oralarda daha böyle hani ateşi harlayabiliyoruz, daha yükseltebiliyoruz. Buralarda doğal olarak hani daha böyle bir dengeli gidiyoruz. İnşallah oralarda güzel çalışmalarda buluşacağız. Şimdi bel ağrısı, bilin ki öncelikle hayatın size ağır gelen taraflarıyla ilgili. Bedende bununla ilgili benim bir YouTube videom var. Ücretsiz, herkes bunu çok rahat seyredebilir. Bel ağrısı, boyun fıtıklarının sebepleri vesaire diye. Şimdi ağır gelen şey ne diye bakacağız. Yani diyelim ki bir duyguyu bir hali kaldırmaya çalıştın. Ama bu sana ağır geldi. Ki sen zaten şunu diyorsun ki dişi olmanın, kadın olmanın sorumluluğu bana ağır geliyor diyor. Değil mi? Çünkü senin yani aslında içeriden en iyi bağ kurduğun kişi koşulsuz sevildiğin deden. Evet. Yani bir erilin otoritesi var ama bir dişinin kabulü ve seni onayı yok. Yani eril şeyin, otoritenin seni kabulü var. Hı. Ama o da hani uzağa koyduğun bir şey. Ama yakına aldığın eril annen, otorite, hı, olan annen, hı, seni onaylamıyor. Yani, evet, seni dişi, kadın onaylamıyor diye görüyorsun. Oysa ki dişiliğini ve kadınlığını ağır geliyor onaylamak. Öyleyse dişi olmayı, dişiliği, kadınlığı, bu alanla ilgili bütün tat ve lezzetlerin sunulmuş olan bilgilerini içeriye alıp kabul edebildiğin an bel ağrısı ile ilgili ilişkin tamamlanmış olacak. Tamam. Bu yani daha böyle hayata edilgen bir tutum. Önce farkındalık. Bu farkındalıkla dediğim videoyu bir daha izleyeceksin. Orada böyle bir uzun bunun bir aktarımı var. Ama anahtarın bu. Yani burayı, bu bölümü bir daha, tabii ben böyle şık diye söylüyorum. Bunu böyle sindire sindire bir daha bakacaksın. Aa, gerçekten tam da dişilik, üretmek değil mi, yaratmak. Bir yaratımın içinde bulunmak. Şimdi bunlara karşı koyduğun engelleri gördüğünde diyeceksin ne kadar kolay, ne kadar hafifmiş. Ve bir bakacaksın ki üretebiliyorum, yaratabiliyorum, kadın olarak kendimi çok mutlu hissedebiliyorum. Bir erkekten de, bir kadından da çok kolay bu sefer onay alabiliyorum. Şu ana kadar bir dişiden onay alamadın. Dişilerle çatıştın. Hayır. İçerideki dişiyle çatıştığın ve bu hali kabul etmekte zorlandığın için dışarıda çatışacak dişilerle buluşmuştun. Hepsi bir bütün. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz sana da. Şimdi Yeşim Elif. Son birkaç kişimiz galiba, değil mi? Az kalmışız. Merhabalar hocam. Merhabalar. Söyle bakalım, nasıl gidiyor çalışmalar? Neler görüyorsun, neler fark ediyorsun? Güzel açılımlar var mı Yeşim? Var hocam. Yani her arkadaşım anlattıklarında kendimden bir şeyler buluyorum. Çok şükür. Yeşim'in de bir talebi var mı şu anda? Var hocam. Aslında önce ben size teşekkür etmek istiyorum. 2 yıl önce
YouTube'da karşılaştım sizinle. O günden beri hayatımda gerçekten çok şey değişti. Yani böyle hayatın matematiğini anlamaya başladım diyeyim. Tabii ki tam olarak anlamadım. Yoldayız daha. Anlama yolundayız, evet. Evet, idrak etmeye başladıkça, böyle kafamda aydınlanmalar başladıkça hayattan daha çok tad almaya başladım. Fakat tabii şunu da fark ettim. Bu 2 yıl öncesine kadar gerçekten 2000'den sonra hayatımda değişmeler oldu benim. Bunda da katkınız büyük. Ondan öncesinde kendime hep zorlayıcı şeyler içinde bulmuşum. Yani bunları kendime ben çekmişim. Kendime bayağı eziyet etmişim. Bunların farkına vardım. Şimdi hayattan böyle yeni yeni sanki keyif almaya başlıyorum. Yeni yeni keşfetmeye başlıyorum gibi hissediyorum kendimi ama tabii bu sürece gelene kadar da çok yıprattığım için bedenimde bir sürü aksamalar var şu anda. Yani midemle ilgili sorunlarım var, bel ağrım, bel fıtığım var, boyun düzleşmem var, hipotiroid hastasıyım zaten, işte varis vesaire bir sürü şeyler var. Şimdi talebim şu, şifalanmayı diliyorum. Yani bedensel şifa talep ediyorum ben. Hı hı. Hayatı daha iyi yaşayabilmek için önce enerjiye ihtiyacım var. Yani bedensel şifalanma ve öncelikle bedensel enerji. Öncelikle saydığın şeylerde ne var biliyor musun Yeşim? Yeşim tam olarak almıyor. Şimdi alamıyorsa Yeşim bir şeyi bırakmıyor. Öyleyse bırakamadığın ne? Bunsuz olmaz dediğin şey ne Yeşim? Bırakamadığım şey bunun ben de farkına vardım ama yani bırakmak da istiyorum her şey aslında. Yani her şeye çok sıkı tutunuyorum. Bunun da farkındayım ama nasıl bırakabileceğimi de onun yolunu bile bulamıyorum. Yani bulsam bile evet. Uygulayamıyorum hayatımda. Bırakamamakla bırakamadığın ve tuttuğunda hani böyle o kadar sıkı tutuyor ki yani bu şekilde kökleneceğini zannediyor dünyayla, hayatla. Bağ kurma şeklin şu ana kadar bağımlılık. Onun için evet. Bırakamama şeklin bağımlılıkla bağ kurarak bırakamamak. Bunu ilişkilerinde, işte çeşitli diyelim ki aldığın eşyalarda ya da bir hal ve bir duyguda da büyük ihtimalle şu ana kadar yaşamışsındır. Bununla ilgili bir tane evet. Örnek kulaklarımıza duyur. Yani birçok örnek var aslında. Yani diyelim kötü giden bir ilişkiyi bırakamıyorum. İşimde memnun olmasam bırakamıyorum. Yaptığım bir şeyden zevk almasam bırakamıyorum. Kendimi her şeye mecbur hissediyorum. Her şeyi sanki yapmaya zorunluymuşum gibi hissediyorum. Görevimmiş gibi hissediyorum. Yani bunu yaparken de en basitinden diyelim o gün canım yemek yapmak istemiyor. Çok zorlayarak yapıyorum kendimi yine. Ya da bir yere gitmek istemiyorsam bile çok zorlayarak gidiyorum yine. Yani her şey benim için bir vazife gibi. Evet. Şimdi neden biliyor musun Yeşim? Çok hızlı negatife geçip yatayda kalmaya, durağan olmaya meyilli bir hayat sürmüşsün geçmişte. Yani rutinlerden evet, beslenmiş. Bak, rutinlerden beslenmiş. O zaman yapacağı oraya bir tane bilgi koyacağız. Şimdi bu konuyla ilgili bir sürü videolarım var biliyorsun. İşte hani rutini bırak şöyle falan diye işte. Oraya keşfetmenin tadını koyacaksın. Ve keşfetmenin tadında sürekli yeniden bakarak yeni bir halle yeni bir tatla buluşmayı koyacaksın. Bu dediğim cümleyi bir yere yazacaksın. Her türlü durumda bununla ilgili bir çalışma yapacaksın. Tamam? Ondan sonra da bize bildireceksin. Belki başka bir çalışmada sana sorarız ya da bize Instagram'dan yazarsın. Bu dediğimizi anladın mı? İnşallah. Elimden geldiğince bunu da yapmaya çalışıyorum hocam. Mesela yıllardır çok... Evet. Keşfetmek... Şimdi keşfi kim yapar biliyor musun? Çocuk yapar. İçerideki çocuğu çünkü devre dışı bırakmış. Öyleyse o içerideki
çocuğu keşfetmeye bırakacaksın. Parka, bahçeye bırakacaksın. Ve her gördüğünü böyle yeniden deneyimliyor gibi tad almaya çağıracaksın Yeşim. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Evet, sağ ol. Evet. Mürvet Mert. Selamünaleyküm hocam. Sağ ol. Nasılsınız? Çok şükür. Sen nasılsın bakalım Mürvet? Hangi güzellikler var? Hocam vallahi çok heyecanlıyım sizinle karşılaştık. Çok teşekkür ediyorum bu akşam için. Hayır olsun. Hocam şimdi ben şöyle başlayayım sizle. Biz 89 göçmeniyiz. Bulgaristan zorunlu göçten geldik. 11 yaşındaydım geldim. 14 yaşında bir rahatsızlık geçirdim ben. Ankilozon spondil eklem romatizması. Şu anda 43 yaşındayım ve bütün vücudum tutuk halinde ve ameliyatlar geçirdim ben. Sağ tarafımdaki bacağımda kısalık var, protezler takılmıştı. Ondan sonra şöyle anlatayım size, sınırdan geçerken biz babamla ayrı bir sınırdan geçtik. Mesela biz Dereköy'den geçtik annem ve ablam. Babam Kapıkule'den geçti ve o zaman öyle bir korku kaldı ki bende, hani biz yalnız kaldık düşüncesiyle. Sonra 4 yıl sonra bende bu rahatsızlık meydana geldi. Şimdi hala bu rahatsızlıkla uğraşıyorum. İyileşmeyi talep ediyorum hocam. Evet. Şimdi Mürvet. Evet. Şimdi tabii ki bir an anlatacağız sana ama bunun geçmiş ve gelecekle ilgili de bir sürü bağları ve durumları var. Şimdi ne hissediyorsun? Sağ bacak kısa. Evet hocam. Peki bunun tam tersini söylesem. Hayır Mürvet, senin sol bacağın uzun desem. Yani bu da evet. Bu da doğru. Doğru. Şimdi peki sen annenle birlikte geçtin ve baban evet, daha uzakta başka bir yerden geçti. Annen senin sol bacağın. Baban sağ bacağın. Annenden destekle sınırı geçtin. Ama baba sağ bacağın, değil mi? Eril tarafın uzakta. Peki şimdi kendini doğal olarak o yaşadığın hal ve durumlardan dolayı bir kurban hissettin. Ve bu kurban halinden dolayı aslında suçladığın otorite, devletler, işte o anda Bulgaristan belki işte, ama temelde de sana o anda yardım etmeyen ilahi sistem. O anda bir güvensizlik yaşadın, değil mi? Evet. Yani bir zulüm görüyorsun ki benim de o sıradan bir sürü dostlarım, arkadaşlarım var 89'da Türkiye'ye gelen. Birçoğunun bir sürü korkuları ve çok büyük travmaları da vardı. Ama şu var ki yani kendine ve Yaradan'a o anda yeteri kadar güvenmedin. Peki o anda mı güvenmedin? Yoksa zaten bu güvensizlik potansiyeli vardı, o anda bir kısmı ortaya mı çıktı? Zaten vardı, o anda ortaya evet, çıktı hocam. Evet. Öyleyse aslında şu ana kadarki bu rahatsızlıklar zaten senin bu güvensizliğini ve içeriden Yaradan'a karşı olan bu şikayet ve kurban psikolojisini iyileştirmek için çağırdığın bir derman imiş Mürvet. Bu anlattığımı görebildin mi? Evet. Öyleyse öncelikle bu rahatsızlığı güzelce kucaklayacaksın. Şükredeceksin. Evet. Ve şimdi Yaradan'a nasıl güvenirim ve ayağımı bastığım zemini nasıl sağlam hissederim diye topraklanayım, kökleneyim meditasyonunu. İşte diyelim ki hayatını iyileştir diye bir meditasyon çalışma var. Enerji merkezleri, çakralarla ilgili bütün bu çakraları düzeltme ve iyileştirme ile ilgili meditasyonlar var. Bunlarla ilgili kendine biraz emek verip İnşallah bunları iyileştireceksin. Sonra bize güzel
haberlerini vereceksin. Söylemek istediğin, fark ettiklerinden dolayı şu anda bize aktarmak istediğin bir cümle, bir kelime var mı? Teşekkür ediyorum hocam. Peki bu boyun, bütün vücudumun tutuk olmasının bana ne gibi bir şey var hocam? Kasıldı. Yani şimdi şöyle düşün. Tabii fiziksel olarak şimdi bir yer kısa, biraz uzunsa, yani ruh ve madde arasında bir dengesizlik varsa, bir uyumsuzluk var ise ne yapıyor? Beden oradaki diyelim ki omurgadan başla bütün kaslar buna göre bir kasılma yapmak zorunda. Evet, yani boynumu döndüremiyorum. Tabii. Yani yarım santimde, bir santimde bile bunlar olabilir. Demek ki ruh ile beden arasındaki kucaklaşmaya, dengelenmeye izin verdikçe bütün bunların her bir tanesinde mucizevi iyileşmelere de şahitlik edeceksin. Sadece bir idrak ile başlayacak her şey. Tamam? Hadi bakalım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sevgili Özlem Akdeniz. Sıra gelmeyecek zannediyordun değil mi? Ne zaman bana gelecek? Acaba bugün biz var mıyız, yok muyuz? Hadi bakalım Özlem. Merhabalar öncelikle. Bugün çıkınca çok heyecanlandım aslında bakarsanız. Sizin birçok videonuzu ve canlı yayınınızı kaçırmadan izliyorum. Çok şükür. En son hatta yaptığınız bir canlı yayından sonra sigarayı da bıraktım. Çok şükür. Maşallah. Çok şükür. Çok güzel. Ve hiç aramıyorum ve bununla ilgili bir eksikli veya bir sıkıntı da hissetmiyorum. Çok rahat, yerine hiçbir şey koymadan yapabildim. Bırakabildim. Kilo almaya da sevk etmedi bu durum. Çok güzel. O anlamda çok mutluyum. Benim sorum... Mesela birçok kişi şöyle zannediyor. Yani diyor, bir şey fark ederek, bir şey idrak ederek insanın hayatı değişir mi? Yani bak, bir sürü işte ilaçlar var, şunlar var, bunlar var, bilmem neler var. Yani bir tek idrak ile insan şifalanabilir mi? Hayatı dönüşebilir mi? Yani nedir ki bu idrak denilen şey? İşte diyelim ki insana bu kadar güç veriyor, bu kadar büyük dönüşümler sağlıyor. Değil mi Özlem? Evet. Çok şükür. Bu idrakı sağlayabilmek için aslında belki de dünyaya geldik ve yaşamda ilerliyoruz. O yüzden eksikliği durumunda da rahatsızlıklarla, farklı şeylerle bununla karşılaşıyoruz. Benim uzun süredir hatta canlı yayınlarınızda da yazdım ama bir türlü görünemedi o da. iki tane kızım var benim. Biri şu anda 12 yaşında, diğeri de 8 yaşında sayılır artık. Şimdi ilk kızımda gece alt ıslatma vardı. Ve ne zamana kadar sürdü? Aralarında 4 yaş var. Hamileliğim, ikinci kızıma hamileliğimde onun bu sorunu çözüldü. Sıkıntı kalmadı artık. Sonra diğer küçük kızım da aynı şekilde her gece, şu anda 8 yaşında ve halen daha bunu yapıyor. Ve bununla ilgili kendisi de çok üzülüyor. Ve ben o üzüldükle de üzülüyorum. Aynı zamanda düzene girmesini istiyorum ama şimdi benim bazı eğitimlere ve seminerlere katılıyorum bu tarz inisiyasyon, numaroloji analiziyle ilgili. Buradaki yaptığımız değerlendirmelerde şimdi burada bakış açımın kendime yöneltmem gerektiği düşüncesi var. Hani sakral çakrayı aktive etme veya hani benden ötürü böyle bir durum yaşıyorum. Hani iki kızımda da benzer şeyi yaşayıp da şimdi hamileliğimde işte titreşimin yükselmesiyle birlikte onu da düzelip sonra ikinci kızımda halen daha bir türlü yapamadım. İdrak, şuur, hani neyi nasıl almam gerekiyor orada bir sıkıntı var sanırım. Sesinizi alamıyorum şu an. Duyamıyorum. Sadece ben mi duyuyorum acaba? Yok, şarj etmiş, tamam. Mikrofonların tabii artık şarjları bu kadar. Şu anda geliyor mu sesin? Evet, geliyor.
Tabii bu kadar yayın yapacağımızı bilmemiş bu mikrofon imalatçıları. Evet. Ne diyorduk? Şu ana kadar mesela Özlem bir talepte bulunmadı. Şikayetleri ve durumu belirtti. Durum devam etsin diyor yani. Hayır. Bunu çözebilmek yani nasıl ki o hani 12 yaşındaki çocuğun, birinci çocuğun sen ikinci çocuğuna hamileyken belki 4 yaşındayken şak diye bitti. Diğerine aktarıldı. Yani şimdi oradan bitse başka bir yere aktaracak. Örnek veriyorum. Evde su kaçakları ve sızıntıları var mı? Su kaçakları, sızıntı bir dönem vardı. Sonra bunu saçmakla ilgili sizin videolarınızda fark ettim. Ve hiçbir tamirci çağırmadan saçmayla ilgili olan durumları düzeltince kendiliğinden musluklar düzeldi. Evet, yani birinci çocuğunun muslukları düzeldi. Anladın mı? Şimdi nerede neyi tutamıyorsun? Yani üretim, yaratım. Şimdi orada akan ve saçılan, tutulamayan, tutman gerektiğinde bıraktığın, yönetemediğin hangi enerji var, buraya odaklanacaksın. Seninle ilgili olan kısmı söylüyorum. Mesela örnek veriyorum. Aşırı alışveriş mi yapıyorsun? Bir şeyde hesabı bilemiyor musun? Bir alanda işte hani fazla o saçtığın bir yer gibi fazladan verdiğin bir şey mi var? Mesela birisi çok fazla konuşuyordu bu şekilde. İfadeyi çok saçıyordu. Birisi çok parayı saçıyordu. Birisi dişiliğini saçıyordu. Bir tanesi kendi bedenini, hayatını saçıyordu. Hangi alanda bunu yakalayıp bunu iyileştireceğiz? Tamam mı sevgili? Yani şöyle, evet, ilk kurduğunuz cümleyle aslında yakaladığınız şey alışveriş yapmayla ilgili bir saçma durumu var. Ama onu da şöyle fark ettim ki, şimdi ben analiz yapıyorum ve bu insan kişilere analiz yapmadığımda ya da sağ sakladığımda, hani bu sizden aldığım aktarımları başkalarıyla paylaşmayı kestiğim zaman kendime alışverişe verdiğimi fark ettim. Yani orada işte dengeyi bozduğun yerde tamamlayıcı şey kız çocuğunla sana gösterildi. Bunu fark ettiğine göre şimdi iyileştirmen çok kolay olacak. Başka dostlar da arkadaşlar da sendeki bu farkındalığı işte ne kadar idrak edersen diyeyim ki orada. Çünkü o alışveriş saçması ruhun için bir saçmalamak olarak görülüyor. Yani dur diyor, sana verilen, sana emanet edileni niye doğru yerde kullanmıyorsun da saçıyorsun? Burayı iyileştireceğiz. Tamam sevgili Özlem? Evet, anladım. Çok kısa bir şey daha şey yapabilir miyim? Şimdi aynı şekilde küçük kızımda son işte geçtiğimiz hafta bir şey, hani normalde evin bahçesinde olmasına rağmen bir elle taciz olayı oldu dışarıdan birisiyle ve o kadar çocuğun arasında benim kızıma hani böyle bir şey denk geldi. Yine sizin seminer videolarınızdan bu konuyla ilgili durumun farkındayım ama hani yine 9 yaşını geçmediği için bana dokunan bir kısmı benim burada anlayıp idrak etmem. Biraz öncekinin içinde aynı konu var. Şimdi alanını belirleyemeyip saçıyorsun ya. Şimdi çocuğun da alanını belirleyip kendini koruma altına alamıyordu. Evet. Tamam. Doğru. Bu nokta burası. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Nevin herhalde son şey. Sevgili Nevin. Sesini aç. Hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Heyecandan öleceğim. Ne güzel. Biraz böyle geç saatlere kaldık ama ne yapalım? İşte böyle sabaha kadar da olsa dedik hepimize şifalaşacağız. Sözümüz evet. Öyleydi. Arkadaşların anlattıkları, fark ettikleri ve fark ettirdikleri Nevin'de neler hissettiriyor? Aktar bize sevgili Nevin.
Öncelikle bu şifalanmaya kayıt yaptığımda ve sizinle tanışmama vesile olan arkadaşım Şenay, oradan da beğenmişti, dedim kesin kazanacağım. Ben de Hollanda, Rotterdam'da ikamet ediyorum. Oradan bir başka şehre, 2 saat 15, 2,5 saatlik aşağı yukarı, 2-2,5 saatlik bir yolculuktaydım. Canlı yayını açtım, böyle yoldayım, hem de yol haritasını izliyorum. Kızım da bakıyor, isimler çıkmadı. Sen yola bak anne, ben bakıyorum falan. Çıkmadı ama başını kaçırmışız. Ay önce çıkmıştır anneciğim dedim. Yani hani belki çıkmışımdır, daha bilmiyoruz. Bir gidelim bakarız falan derken yine sizinle tanışmama vesile olan Şenay ve bu şifacılık yolunda da zaten kendisi sizinle bu son öğrencilerinizden mi diyeyim artık, kursiyerlerinizden. O beni arayıp müjdeledi. Henüz yolculuğumu bitirmemiştim. Zaten dedim ki yani o zaman da yani aslında kazanacağımı şeydim yani böyle. Ve bu vesileyle de hem bu şifalanmaya aracı olduğum için, hani seçildiğim için, hem kendim aday olduğum için buna da müteşekkirim. Çok şükür. Ve yani şu ana kadar dinlediğim tüm arkadaşlarda hep kendimden bir parça buldum. Hepsi sanki benim... ya bugün aslında ben şey gibi de yani sanki Alaaddin'in lambası dile benden dilediğinden bir hakkım var. Ama sanki bu zamana kadar bir sürü haklarım kullanıldı gibi. Ve benim son zamanlarda ben buna niyet ettiğimde hassas bağırsak sendromu yaşıyorum ve bunun için birçok çalışmaya katılmıştım. O yüzden talebim, ya birçok rahatsızlığım var. Burada da malulen emeklilikteyim. Genç yaşta birçok fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklarım olduğu için malulen emekliye ayrıldım. Fakat çok büyük bir iyileşme de yaşadım ve hala da iyileşmek yolundayım. Birçok yardımlar, kurslar, atölye çalışmalarına da katılıyorum. Bu pandeminin de bana siz de hediyesisiniz. Onun için de teşekkür ediyorum. Evet, ben kitap okumaya başladım. Sizin Kaderin Kodu kitabınızı okudum. Güzellik Tohumu'nu okumaya çalışıyorum. Okumakta biraz tembelim. Bunun için kendime taleplerde bulunuyorum, niyetlerde bulunuyorum. İnşallah daha da çok okuyacağım. Ama birçok videolarınızı izliyorum ve canlı yayınlarınıza da katılıyorum. Bunun için hakkınızı helal edin. Lütfen çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı sağladınız. Mesela buradaki arkadaşlarım yani çok büyük bir çoğunluğuyla şu anda ilk defa tanışıyorum. Ne kadar güzel aslında, bakın. Gönülden dostluğumuz, gönülden aslında ta ezelden sanki böyle bir manevi alışverişin içinde hissettik kendimizi. Yani her birimiz şu anda kendi evimizde gibi bir misafirlikteyiz. Ve sanki yıllardan beri tanışıyor gibi sohbet muhabbet ediyoruz. Çok güzel. Dostluğu bu. Ne kadar güzel. Hepimiz bunu sipariş etmişiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Zaten bu kilolarla ilgili bir çalışmanız vardı galiba. Ben orada şey yazmıştım. Anneler gününe inşallah hediye olur gibi böyle bir talepte de bulunmuştum. Bunun bu gece Kadir Gecesi'ne böyle bir şeyin vesile olması, hiçbir şeyin tesadüf olmadığına da inanıyorum. Şükürler olsun bugüne kavuşturana bu talebimin gerçekleşmesi. Böyle. Kilolarla ilgili bu çalışmayı siz satın aldınız mı? Yok, almadım. Peki. Talebinizi söyleyin bize o zaman. İşte karar veremiyorum. Kararsızlıklarım da var. Benim bugünlerde bağırsak sorunu yaşıyorum. Kanamalarım da oluyor. O yüzden de orucu bıraktım. Biraz daha rahatladım. Oruç. Peki. Her şey oruçlarda oluyor. Bir de kilolarımı da bir türlü bırakamıyorum. Ne yaparsam yapayım. Sevgili Nevin. Evet. Önce yani ideal bedeninle buluş diye bir çalışmamız vardı. Hem kiloları hem bedeni böyle iyileştirmeyle ilgili ve şu anda onu yapan arkadaşlarımızın bedenleri, işte hem fazlalık varsa bunlardan özgürleşip incelme, hem aşırı zayıflık varsa
ihtiyaç olan inceliğe kavuşup bunu bir idrak ve farkındalık ile yapma çalışmasını şu anda sana hediye ediyoruz. Ciddi. Çok teşekkür ederim. Böyle bir talebin olmuş. Talepler bu akşam, dualar kabul oluyor. İşte biz de o duanın kabul olmasının aracısıyız. Şimdi gelelim bağırsak sendromları ile ilgili, hassasiyetli olan bu durumlarla ilgili. Öncelikle evdeki otorite kimdi? Ya evet, ben bunu sanıyorum benim hep erille bir problemim var. Evdeki otorite kim? Evdeki otorite kim? Ben ayrıldım 10 sene önce, 11 sene önce. Annem babanla ilgili evdeki otorite kim? Nevin? Babamdı galiba. Hı. Evet, babamdı. Peki. Şimdi babana niye o kadar çok kızgınlık, öfke içinde taşımaya devam ediyorsun? Aslında birçok yaş helalleştim ama bilinçaltımda mı olmadı? Şimdi Nevin üzerinden bütün arkadaşları anlatıyorum. Bağırsakları ile ilgili tüm sorun yaşayanların otorite ile ilgili sorunu var. Otorite ile ilgili sorunu olanın tüm kural ve kanunlarla ilgili sorunu var. Bütün bu kanun ve kurallarla ilgili sorun yaşayanın ilahi sistem, ilahi otorite, ilahi sunum ve nizamla ilgili dirençleri var. Öyleyse boyun eğmezlikleri ve isyanları var. Öyleyse sertlikleri ve katılıkları var. Öyleyse çatışma ve kavgaları var. Bunların her bir tanesinin ilacı ne? Bir cümle, bir kelime söyleyeceğim. Otoriteyle barışmak. Bununla ilgili de kaç tane YouTube videom var. Bunlarla ilgili oturup güzel bir şekilde seyredip bu konudaki farkındalıkları arttırmamız önemli. Ama en önemlisine geldiğimiz hayatın içindeki ilahi nizamı kucaklayıp sevgiyle kabule geçebilmek. O da aslında ol anın ne kadar mükemmel ve iyi bir nizam olduğu ve her birimizin ifadesiyle an be an bizim kabulümüzle bize bir kaderin, bir halin sunulduğunun farkındalığı. Şimdi bugün bile her birimizde izledik ve gördük ki aslında yaşadıklarımız, başımıza gelen olaylar her bir tanesi bizim hayrımızaymış. Değil mi? İki tane kanser vakası aktardı bize. Değil mi? Bir taraftan Nihan aktardı. Diğer taraftan Nuran. Değil mi? Evet. Şimdi bunların her bir tanesinde şunu gördük. Onlar çağırdılar. Bir sürü rahatsızlıklar, farklı durumlar. Siparişleriyle şifalanmayı seçtiler. Her birimiz kendi içimize bunları yaptık. Sadece eğer istersek acıtıcı ve bizi incitici olaylar yerine bize tat ve neşe verici ya da sevginin diliyle bize konuşucu eylemleri de hayatımıza davet edebilme hakkımız var. Öyleyse bugünü hep birlikte şöyle kapatalım. Hayat bizimle sevginin diliyle şifayla konuşsun. Hayatımızı şifalandıracak olaylar ve durumlar bize bir taraftan bizi kucaklayıp bir taraftan da sevginin diliyle bize anlatırken anladıklarımız, uyguladıklarımız ve dönüşümüz olsun. Şifalarımız kabul olsun. Hepimize sevgilerimi, şifalarımı yolluyorum. Vakti ile bu çalışmadan bir tane daha yapacağız. Bu çalışmayı yaptığımızda şimdi bugün dediğim gibi yine bugünkü gibi böyle kurallar yapacağız. Ve o kurallarda yine böyle bir toplulukla yeni bir şifada buluşacağız. Yepyeni parçalarımız ve yepyeni böyle yansımalarımızdan şifalar alacağız. Ben hepinize, bütün arkadaşlarım adına, şu anda bizlerden şifa alan bütün arkadaşlarım adına, buradaki tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Her birinizin kalbinizin niyeti
gerçekten çok samimi ve içten olduğu için hem sizlere bu şifa akıyor hem de her birimize aktı. Bu şifanın içerisinde bazı mühürlü bilgiler vardı. Onların da rüyalarımıza akmasına, rüyalarımız yoluyla da bize açılımına devam edilmesinin niyetiyle rüyalara gönderiyorum. Sevgilerimle şimdi hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Alayım, kabul ediyorum. Hoşçakalın diyoruz. Hepiniz Allah razı olsun. Kabul ettik. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Herkese güzel akşamlar dilerim. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Aldım ve kabul ettim sevgiyle. Teşekkürler. Evet. Kabul ettik. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın herkese.